ilişkinizle ilgili sorunlarınız varsa, bir yerde tıkanıyorsanız, biriyle evliyseniz, bir ilişkiniz varsa, bir kere o kişiyle ilgili acaba hangi tekamül konularımı, duygularımı, hangi bilinçaltı blokajlarımı, ilerlemem gereken duyguları bana göstermek için hayatıma girdi ve hayatımda şu anda dememiz lazım. Herhangi bir konuda istediğiniz olmuyorsa mutlaka bilinçaltınızda bir blokaj var. Gerçekte istemiyorsunuz. Nasıl olumsuzu yarattıysan aynı güçle olumluyu yaratabilirsin. Aynı güçle ilerleyebilirsin. Yeter ki kilo ve hastalıkların arkasında mutlaka 4 önemli sebep var. Bunlar: kendini güvende hissediyor musun? Zihnen ben bu bedende ve bu dünyada güvendeyim dediğinde çalışmamızı yapalım, hadi. Yapalım. İçindeki çocuğu dönüştürerek ilişki blokajlarını şifalandırmak, doğal kiloda olmak meditasyonu. Bu nedir? Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımın yakın takipçilerinin yakından tanıdığı bir ismi ağırlayacağım bu videoda. Hem de böyle tam zamanına yetişmiş çok güzel iki konuyu konuşacağız. Kuantum eğitmeni, yazar Anıl Şehirlioğlu. Onun yaptırmış olduğu her çalışma, videoların içinde vermiş olduğu çalışmalar bence muazzam katkı sağlıyor. Yani en azından benim için öyle. Evimde uyguladığım şeyler var. Kendimde uyguladığım şeyler var. Bir meditasyonun sonunda böyle sahil sümük ağlayarak kendime gelememişliğim var. Bu videonun sonunda da çok etkili bir çalışma olacak yine. Kuantum ile ilişki blokajlarının şifalandırılmasından bahsedecek. Yani ilişkinizle ilgili sorunlarınız varsa, bir yerde tıkanıyorsanız, diliyorum ki bu videoyla bunu fark edebilmek nasip olsun. İlişki ki hayatın her yerinde var, her anında var. O yüzden böyle dört dörtlük bir şey de çok kolay değil hayatın içinde. Bizden ve karşımızdan kaynaklanan pek çok şey var. Her neyse yaşadığınız bir sorun, fark etmeniz gereken şey, fark edebilmenizi diliyorum. Bir diğer konuda kuantumda kilo kontrolü. Arkadaşlar, ben bir karar vermiş durumdayım. Onu da hemen söyleyeyim. 2023'e böyle kendimin en iyi versiyonuyla girmekle ilgili bir karar verdim kendi kendime. Sosyal medyamdan, Instagram'ımdan beni takip edenler göreceklerdir. Hem spora başladım, daha çok taze ama işte sonbaharla birlikte. Hem yememe içmeme, böyle sağlığıma çok daha dikkat ettiğim bir dönemdeyim. Ama böyle düşünceyle de kilonun neresine takılıyoruz? Mesela belli bir yer var benim. Onun altına asla inemediğim. Niye orada takılıyorum acaba? Daha fit olunabilir mi acaba? Anıl Şehirlioğlu kuantumda 20 kilo vermiş. Öyle hatırlıyorum. Onu da soracağım. Bize de bunun formülünü anlat diyeceğim. Muazzam bir video sizi bekliyor. Videonun sonunda da İçindeki çocuğu dönüştürerek ilişki blokajlarını şifalandırmak ve ideal kiloda olma meditasyonu olacak. Daha ne olsun? Hadi geçelim ortak yayına. Selamlar Anıl. Selamlar. Seninle yaptığım yayınları çok seviyorum. Çünkü böyle insanlar bir senin seansına gelmiş kadar faydalanarak gidiyorlar videodan. Çok teşekkür ederim. Böyle maksimum, kitabın da öyle bu arada. Yayınlarımız da öyle. O yüzden çok keyifli. Bugün de heyecanla bekliyorum. Hem ilişkilerimizin blokajlarını çöz Anıl, hem bizi ideal kiloya getir Allah aşkına, ver bize formülleri. Neyse. Hayatımızda en önemli iki konu gibi, özellikle bayanlar için değil mi? Aynen, yani gerçekten önemli. Tabii ruhsallığımızın, işte fark etmeye çalıştığımız pek çok şeyin yanı sıra dünya realitesi, gerçekler de var. O dünyada kocamız olmasını istediğimiz insanlar ya da ve bir de hani sağlıklı olmakla ilgili dertlerimiz var. Hepsi çözülsün inşallah. Şeyden başlayalım mı? İlişkilerden başlayalım, sonra kuantumla kiloya geçelim. Aynen, aynen. Ben de öyle düşündüm. Ve bu arada hani şunu da söylemek lazım. Hani ruh sağlığımızı, spiritüelliğimizi ilerletiyoruz derken dedik ya, ilişkilerde işte dünyanın bir gerçeği. Aslında burası da spiritüel kısma hizmet ediyor. Yani tekamülümüze bir bağlantısı var. O noktaları da söyleyeceğim zaten daha derin boyutta, katkı olsun diye. Herkese tekrar öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben inanılmaz heyecanlandım İlkay. Seninle çok yayın yapmamıza rağmen, hani yayınlara da çok alışık biri olmama rağmen bugün farklı bir heyecan içindeyim. Bilmiyorum, en güzel şekilde katkı olsun. Ben de dualarımı ettim, niyetlerimi yaptım. Hazırlıklarımı senin gibi benim de hazır önümde. Aman bir şey eksik anlatmayayım kimseye. Aynı. Konuşam olsun diye. Her şey hazır önümüzde. Peki şimdi
İlişkiler ve kilodan bahsedeceğiz. Ben de önce ilişkilerden bahsetmek istiyorum. İlişkilerle ilgili zaten hani biz çok fazla seans yaparken karşımıza çıkan konular var, sorunlar var, tıkanmışlıklar var. İlişkisi olanların ayrı sıkıntıları var, olmayanların ayrı sıkıntıları var. Ben öncelikle aslında iki konunun da ortak bir duygusu, ortak bir alanı var. Hepimizin bu ara en çok üzerinde durması gereken ve düşünmesi gereken şey. Soru çok basit ama bunun cevabını çok gerçek anlamda verebiliyor değiliz bence çoğumuz. Ben şunun üzerine düşünülmesinden yanayım. İlişkilerle ilgili sorunu olan da, hatta parayla ilgili sorunu olan da, hastalıkları olan da ya da ideal kilosunda olamayanlar için de, yani aslında hayatın her alanında sıkıntıları olan biri şu soruyu bir kere kendine sormalı. Ben öncelikle bir insanım şu anda, hani evet ruhsal bir varlığım ama insan bedeninde tekamül ediyorum. Ve ben insan olarak varlığıma, ruhumun elbisesi olan evi olan bedenime, bana verilen bu hayata, yani milyonların arasından geldik biz buraya. Yani seçildik aslında. Dünyada yaşayan herkes, hani bunu bazen spiritüel işte bizlere seçilmiş kişi falan diyorlar. Hayır, dünyada var olan her insan seçilmiştir. Yani gelmeye hak kazanarak geldi. İşte ama ben bu seçilmişliğime, bu insan varlığıma, burada olmama hak ettiği değeri, önemi veriyor muyum? İnsanlığıma, varlığıma, bedenime sahip çıkıyor muyum? Bir kere bunu bir sormamız lazım ama bu bir hakkaniyetle sorup altını deşmemiz lazım. Çünkü çoğu zaman hayatı sahiplenmiyoruz. Hatta sanki hani bir an önce kaçacağız, şurada yapacağımızı bir yapalım da hani şimdi kimimiz çok aşırı bağlanıyor ama kimimiz ve çoğunluğumuz ve bu yayınları izleyenler bence tam tersi, hani burayı bir görev alanı gibi görüp bitirip dersi tamamlamayı umuyorlar ama bu şekilde de dersler tamamlanmıyor. O yüzden ikinci önemli sorumuz da işte bu kısım daha çok ilişkilerle ilgili. Kadınsam, yani ben kadınım, benim için bu soru geçerli. Kadınlığıma ve dişil enerjime hak ettiği değeri verip onun açığa çıkmasına izin veriyor muyum? Ya da erkek, izleyen erkeklerimiz için de, erkeksem de eril enerjime, erkekliğime hak ettiği değeri, önemi, önceliği verip yine eril prensibe ait diğer niteliklerin de açığa çıkmasına izin veriyor muyum? Bu iki sorunun cevabı çoğu zaman hayır. Ne insan olarak kendimize tam değer veriyoruz, ne kadın olarak kadın kimliğimize tam değer veriyoruz. Daha çok böyle kadınlarımızda gördüğüm zaten aşırı fedakarlık ve sanki böyle hani kimliksiz gibi her şeye yetme, yani evin her şeyi olma, bir joker eleman olma hali var bizim özellikle Türk kadınlarımızda, her birimizde. Her şeye yeteriz yani, evin erkeği de oluruz, kadın da oluruz, çocuğumuzun annesi de oluruz, babası da oluruz. Şimdi böyle bunca o dişi kimlik bir karışıyor zaten. Ona hak ettiği önceliği de vermemiş oluyoruz. Bu çok önemli. Fakat arada hani bu yayını izleyip de yo ben hak ettiğim değeri kendime veriyorum, belki nadir de olsa diyen birileri vardır. Ben diyorum ki bu cevap olur mu hocam? Emin değilim. Olur, çok güzel olur. Emin güzel. Bu şunu gösterir, bu konuda uyanışa geçtiğinizi ama tam cevapları henüz tam bulamadınız ama cevapları almaya başladığınızı gösterir. Güzel bir farkındalık aşamasıdır. Çok güzel yani. Bu iki sorunun cevabı hayır da olsa, evet de olsa ya da dediğin gibi olabilir de olsa, tam emin değilim de olsa mutlaka altının açılması lazım. Çünkü bir duygu karşısında edindiğimiz, bilinçaltımızda yer alan bir duygu karşısında iki strateji geliştiririz. Yani iki stratejiden birini sahiplenir ve seçeriz tekamül yolculuğumuzda. Bunlardan biri savaş stratejisidir. Yani o duyguyla savaşırız. Ne yaparız? Dersik duygu mu var? Onunla öyle bir savaşa girerim ki yani onu kendimden bile saklarım, bastırmaya çalışırım, yok ederim, kimsenin onu hissetmesine izin vermem. Bu nasıl bir kimlik halinde olmama sebep olur? Kendini aşırı beğenmiş, aşırı böbürlenen, ben diyen, hatta daha ileri boyutta işte narsist dediğimiz kişilik özelliğine kaçan bir yere kadar varabilir duyguyla çok aşırı savaş halindeysek. İkinci ve işte bize daha çok gelen, benim de içinden geçtiğim yolda ise biri savaştı ya, biri direkt teslimiyet. Duyguya teslim olmak. Yani evet ya, değersizim yani ben.
Yani malumun çok benim yok. Belki zaten istenmeyerek dünyaya geldim ya da kız beklenmiyordum ya da erkek beklenmiyordum. Yani malum çok değerli değil. O zaman ne yaparım? İşte diğeri mesela işte daha kendini beğenmiş bir hal alır dedik ya. Bu kısımda yani duyguya teslim olan kısımda saçını süpürge eden, hep değer görmek için başkalarını belki yücelten, başkalarını öncelik tanıyan, hayatı sevdikleri odaklı, fayda sağlamak odaklı biri haline gelir. Bunun altındaki duygu da, ilk stratejiyi benimseyenlerin altındaki duygu da ortaktır. Aslında değersizlik duygusunun madalyonun iki tarafı gibi farklı göstergelerle sergiliyorlardır. Şimdi sevgili Anıl, değersizlik duygusundan bahsetmişken çok yakın tarihte bir çalışman var. Onu söyleyelim takipçilere. 12, 13, 14 Eylül'de en etkili negatif duygulardan özgürleşme şifa çalışması yapacaksın. WhatsApp grupları üzerinden arkadaşlar Anıl Şehirlioğlu'nu sosyal medyasından takip edin. O kadar cüzi miktarlara bu çalışmaları yapıyor ki hani sanki bilgisinin zekatını veriyormuş gibi geliyor bana. Bu tarz böyle herkes ulaşabilir işler yapan herkes. O yüzden bunu da duyurmayı bir görev biliyorum. Çok güzel geçsin inşallah. Şimdi oradan da devam ediyoruz değil mi? Orada anlattığın evet, şeyler. Evet, evet. Zaten işte şuraya ben de bağlayacağım konuyu. Değersizlik duygusunu o çalışmanın temel duygusu olarak aldım. Ve şu yüzden bu grup çalışmalarını evet yapıyorum. Hem bireyselde şifa hem de kolektif bilince işte bu toplu ne kadar çok kişiye ulaşırsak birbirimizin şifasına ve dünyanın ve sistemin ilerleyişine katkı oluyoruz. Bu yüzden de 2-3 ayda bir bu çalışmaları yapıyorum. Ve bu duyguda hayatımızın yönünü etkileyen çok önemli bir duygu. O yüzden bu sorunun cevaplarını çok net bir şekilde vermemiz lazım. İlişkilerimizi şekillendiren, bu erkek ve kadın arasındaki özel ilişkileri de aslında şekillendiren ve diğer ilişkileri şekillendiren temel duygumuz değersizlik duygusu. Fakat biz bu duyguyu da boş yere sahiplenmiyoruz ve boş yere hayatımızda o bize değer vermeyen insanlar karşımıza çıkmıyor. İşte burada pürter alan karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim anne ve baba blokajları da bilinçaltını ve ilişkileri zaten etkiliyor da işte o anneyi ve babayı ya da özellikle hayatımıza giren eşlerimizi, eş olsun, ayrılmış olsak bile uzun süreli ilişki yaşadığımız kişiler olsun ya da böyle aşk ilişkileri yaşayıp ayrıldığımız kişiler olsun. Yani hayatımızda önemli rolü olan hiç kimse karşımıza tesadüfen ya da canımız acısın diye hayatın bize sillesi niteliğinde çıkmaz. Biz onlarla olan bu yolculuğumuzu ve bu karşılaşmalarımızı ve bu ilişkilerimizi aslında daha ruhsal alanda iken bu bedene, bu dünyaya gelmeden önce bu hayatımızda vereceğimiz derslerimizi, geçmek istediğimiz konularımızı ve duygularımızı öğrenmek için rehberlerimizi planlayıp hayatımıza katarız. Bizim karşımıza çıkan her kişi daha önce yaptığımız bir kontrata bağlı olarak hayatımıza girer. Girmesi gerekir. Acı dolu bir ilişki yaşayıp bitirmiş olsa bile. Çünkü o bize öğretir. İlişkiler yani tekamül yolculuğumuzda bir kere sistem, ruhsal sistem şuna bakar. Ruhsal sistemin, ruhsal idare mekanizmasının aşkla meşkle öyle çok işi yok. Yani bunlar hayatın araçları olarak çok güzel ama onların temel önceliği ve bizim de ruhsal planda temel önceliğimiz kendimizi keşfetmek. Bu keşfetmeyi de hani öğrenmeyi, ilerlemeyi de ruhsallığımızı ve bedenimizi ve onların önemini dengeye getirmeyi de tabii ki keyifli araçlarla yapalım. Konforlu yapalım, mutlu yapalım. Bu zaten bizim elimizde aslında. Farkında olmasak da. İşte ama bu keşif yolculuğunda yani ruhsal mekanizmanın üzerine durduğu tekamül yolculuğunda bizi bize gösterecek, bizdeki kör noktaları fark ettirecek ve geçmemiz gereken o duygusal dersleri ve diğer alan dersleri diyeyim, diğer ruhsal dersleri anlamamızı sağlayacak kişiler yaşam alanımıza gelirler. Yani istisnasız her özel deneyim yaşadığımız ilişki bizim gelişimimize hizmet eder. Fakat biz acaba oralardan neler alıyoruz? Dersimizi mi alıyoruz yoksa bilinçaltında blokaj haline mi getiriyoruz? Tabii ki bu önemli bir kısım. Ve her ilişki kadın erkek ilişkisi üzerinden gidecek olursak bunu bir çıkar ilişkisi olarak algılamayalım ama sistemde bir alışveriş dengesi üzerine kuruludur, kurulmalıdır. Yani her ilişkide alış ve veriş vardır.
Ve bu iki enerji, o iki kişi arasında, aslında dostlarımızla da öyle, anne babamızla da öyle, ama en çok şimdi ikili ilişkilerden bahsedeceğim, devam eden bir denge üzerinde olmalıdır. Eğer herhangi bir ilişki içindeyken, bu alışveriş dengesinde biri çok alıyor, diğeri çok veriyorsa, ya da tam tersi, biri çok veriyor, diğeri hiç almıyorsa, bu denge bozulmuş demektir. Yani ilişki birinin egemenliğine geçmiş, hani biri sömüren, biri sömürülen olmuş demektir. Ve ikisi de aslında tekamülde birbirine bu dengeyi öğretmek için gelmişken planın dışına çıkmış demektir. Ve özgür iradede her zaman biz bu kontratları yapsak da dersimizi geçme ya da geçmeme gibi bir seçim hakkı da var. Yani yolu uzatma, bu hayatta ilerleme ya da bu ilerlemeyi belki beş hayata yayma gibi de imkanlarımız mevcut. Ama er ya da geç ilerleyeceğiz. Bundan da kaçış yok. Şimdi bir kere bunu bilerek ilişkilerimizi değerlendirmemiz lazım ve hayatınızda biriyle evliyseniz, bir ilişkiniz varsa bir kere o kişiyle ilgili acaba hangi tekamül konularımı, duygularımı, hangi bilinçaltı blokajlarımı, ilerlemem gereken duyguları bana göstermek için hayatıma girdi ve hayatımda şu anda dememiz lazım. Şimdi bir diğer taraftan da şöyle oluyor. Kimimiz ilişkiler yaşıyoruz işte, ama kimimiz de, ben şunu da biliyorum, yani 40-50 yaşına gelip daha çok ciddi bir ilişkisi hiç olmamış. Hani belki de flörtten öteye geçmemiş, hatta flört bile edememiş danışanlarım da var. Şimdi bunlarda da ne oluyor? Değersizlik duygusunu bir erkek tarafından aslında hiç hissetmemek adına, başta hissederken ya da acı çekmemek adına bilinçaltı ya da bizim ilkel beyin dediğimiz o yer ilişkinin önüne çarpı işaretini koyuyor. Diyor ki biriyle ilişki yaşayıp kendini daha çok değersiz hissedeceğine ya da terk edileceğine ya da aldatılacağına ya da yarım bırakılacağına gelsen, bak görüyorsun çevrende de zaten çok da öyle mutlu ilişki yok. Herkesin bir sorunu var. Hiç ilişki yaşama, çünkü ilişkide olmak güvenli değildir, acı verir diyor. Çarpıyı oraya atıyor. Hayatımızda, bunu da çok net bakın, altını çizerek söylüyorum, istisnasız neyi yaşamak istiyor ve yaşayamıyorsak, İster ideal kiloda olmak olsun bu, ister ilişki, mutlu bir ilişki, ister para kazanmak, daha fazla paraya sahip olmak olsun. Eğer gerçekten zihnen ve kalben buna niyetlendiyseniz, gereken bütün adımları atar ve o şeyin hayatınızda olmasını sağlarsınız. Herhangi bir konuda istediğiniz olmuyorsa, mutlaka bilinçaltınızda bir blokaj var. Gerçekte istemiyorsunuz. Evlenmek istiyorum. Hayır, istemiyor. Bilinçaltı korkuyor. Çünkü anne baba çok mutsuz bir evlilik yapmış. Aynısını teki öğretmesini istemediği için genellemeler yapmış. Biz ne yapıyoruz ilişkilerde? Yaptığımız en büyük yanlışlar hayatımızı etkileyen. Birincisi, anne ve baba ilişkisini modelliyoruz. Özellikle onu, bakın. Onu biliyoruz. Yani. Evet, onu biliyoruz. Ve burada da strateji iki şekilde gerçekleşiyor ama. Birincisi, dedim ya, bir duygu iki strateji şeklinde işler. Herkes bu ikisinden birine ama mutlaka sahiplenir. Anne ve babanın arasındaki ilişkiye bakarak tam tersi, ben bu şekilde asla bir ilişki yaşamayacağım. Yani mesela çok acı çeken bir kadın var. Annesi mesela çok kendisini yok saymış, saçını süpürge etmiş, hep erkeğinin yanında ezilmiş, eşinden de çok değer görememiş. O zaman diyor ki ben çok güçlü bir kadın olacağım, asla erinin karşısında boyun eğmeyeceğim diyor. Bir strateji geliştiriyor. Aslında burada dişiliği zayıf olduğunu kabul ediyor yine bilinçaltı. Dişilik zayıflıktır. Bunu hissettirmem için güçlü olmam lazım diyor. Güçlü duruyor. Bu sefer ne oluyor? Hayatına gerçekten onu çok yoracak, çok belki yetemeyen, istediğini ona veremeyen, belki çocuk hatta tipolojisinde, yani biraz annelik yapacağı kişiler hayat alanına girebiliyor. Çok fazla o güçlü olmak insanı çok yorar. Hani zannederler ki güçlü gözükenler yorulmaz. En çok onlar yorulur da tekrar kalkacak, benim de stratejim buydu çünkü, tekrar kalkacak gücü bulmak için de çabalarlar. İkinci kısımda şöyle yapıyor. Diyelim ki anne işte gene aynı bu şekilde davranan bir anne. Ona aynen, ona teslim oluyor. Ben de annemin yolundan gideyim. Annem canım, annem benim diyor. O şimdi çile çekmiş diyor. Ben de diyor. Bu şekilde diyor dişiliği öğrendim. Benim için diyor dişilik diyor, hep vermektir diyor, erkeğine itaat etmektir, ses çıkarmamaktır diyor. O da aynen annesi gibi bir kadın olup aynı döngüleri, kader döngüsünü tekrar ettiriyor. İki strateji de insana mutluluk getirmiyor. Yani ikisinin de sonunda bir patlama noktası var. Onu ama başka yani. Yolda yok diyorsun. Nasıl olacak? Ha, şöyle olacak. İkisi de yol değil. Yani başka bir şey yok. İkisi de arıyorsun. İkisi de şuraya çıkıyor. Biz bir kere içimizdeki anne ve baba
faktörlerinden özgürleşeceğiz. Onların ilişkilerini baz almayı bırakacağız. Bugünkü çalışmada da ona uygun bir niyet cümlesi ve enerji yapacağız zaten. O ikisi arasındaki ilişkiydi. Anneye bakarak onun gibi olmayacağım ya da onun gibi olacağım ya da babaya bakarak dediğimizde zaten hayat alanımıza bir kısıtlama ve yargı enerjisi sokuyoruz. Ve bu bizim tekamül konumuz, sınavımız haline geliyor. Bir şeyden ne kadar kaçarsak o kadar önümüze gelir. Ve hayatta en çok zorlandığımız şeyler de bizim tekamül konularımız, tam tersi üzerine gidip aşmamız gereken şeylerdir. İki yolu da seçmeyeceğiz. Biz arkadaşlar, canlar, kendi yolumuzu, kendi ilişki modelimizi oluşturacağız. Ben kimim? Ben neyim? Ben nasıl bir ilişki yaşarsam mutlu olurum sorularını soracağız. Beni mutlu eden bir erkek bir başka kadını mutlu edemeyebilir. Çünkü benim istediklerim farklıdır. Beni nasıl şu anda spiritüel konular ilgimi çekerken birçok herkesin bayıldığı şeyler ilgimi çekmiyor. Bir başkasında başka konular. Çok normal. Çünkü herkesin zevkler, renkler tartışılmaz. Ben nasıl bir ilişkide mutlu olurum? Bir kere bunu soracağız. İkincisi, bu ilişkileri takıntı haline getirmeyeceğiz. Bazı danışanlarımda da şunu görüyorum. Yani illaki hani bir ilişki olsun, olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz dediğin her konu zaten özdeşleştiğin bir alandır. Sistem seni o alanda daha da çok yokluğuyla sınar. Olsa bile mutlu da olamazsın. Çünkü der ki sen her zaman kendi varlığınla mutlu olup ilerleyebilecek kapasitedesin. Sen yarım değilsin. Bir başkası da yarım gelip seni tamamlamayacak. Sen zaten birsin. Bir diğeri de bir olarak gelecek. Siz bir artı bir ama iki olmayacaksınız. Yine bir olacaksınız. İşte bu sırra vakıf olanlar ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Bir artı bir yine bir. Ama bunları yaparken şunlara dikkat etmek lazım. Evet, ilişkide nasıl bir ilişki yaşarsak mutlu olurumun tabii ki cevabını açmak lazım. Ve benim şu andaki ilişkilerimi, ilişkimde mutlu olup olmamamı ya da hiç ilişki kurup kuramamamı hangi bendeki bilinçaltı blokajları etkiliyor? Bunun analizini yapmalıyız. Burada anne ve babamızdan acaba neler aldık? Bir kere hem anne ve baba ilişkisindeki o rol modelliğimizden hem de anne ile babamızdan alıp alamadıklarımızı karşı cinsten beklemeyi bırakmamız lazım. En çok yapılan hatalardan biri hani babadan ilgi alamayan bir kız çocuğu ne yazık ki biraz aslında baba arıyor. Yani sevgiden çok farkında olmadan baba sevgisi ve şefkati arıyor. O yüzden mesela yaşı büyük kişilere çekilebiliyor, daha böyle babacan gözüken kişilere çekilebiliyor. Ya da mesela babadan çok ilgi ve sevgi gören biri de, onun da dezavantajları var. Bazen sen diyorsun ki çok ilgi ve sevgi görmek iyi. Babasına o kadar böyle bir tapma haline bir bağlı oluyor ki hiçbir erkeğin onun gibi olamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla da aslında erkeklerle ilgili bir blokaj oluşturuyor ve o da aradığı mutlu ilişkiyi yakalayamıyor. İkisinden de özgürleşmem, yani anne ve babadan bir şeyler bekleyip onlara bağımlı olma halinden özgürleşerek bir ilişkiye yelken açmalıyız. Karşımızdaki kişiye sıfırdan, nötr, erkeklerle ilgili, kadınlarla ilgili hiçbir klişemiz, yargımız, genellememiz olmadan bakmamız lazım. Ve şunu da bilmemiz lazım. Bir ilişki birinin hayatına hakim olmak, onu sahiplenmek demek değil. Evlilik demek 7-24 her şeyi beraber yapmak değil. Bunu çok anlatmaya çalışıyorum. Bakın hani örnek olsun diye de paylaşıyorum. Ben bazen iki gün tatile gidiyorum tek başıma, paylaşıyorum. Ben bir anneyim, evliyim ama iki gün tek başıma tatile gidebilirim. Çünkü ona ihtiyacım var, kendime vakit ayıracağım. Ama eşimle de giderim, eşimle baş başa da giderim, çocuğumla üçümüz de gideriz. Bakın bu bir dengedir. Ve eşim de kendi başına bir şeyler yapabilir. Bu birini hani güvensizliğinizle engellemeye kalkmak, o yaşayacağınız şeyi engellemez. Yani bir şey yaşanacaksa o zaten gözünüzün önündeki bir kişi bile sizi aldatabilir. Güven ilişkinin temelidir ve lütfen hem birinin hayatına hakim olmayı, hakim olmayı istemeyi ve hakim olamadıkça ya da o size olamadıkça ilişki sanki yanlış gidiyormuş gibi, hatta bazıları değersiz hissediyor. Yani beni hiç kıskanmıyor ki, abi bana nasıl izin verdi gibi de bir algıya düşüyor. Hayır, bunlar sağlıklı bir ilişkide olması gereken dengelerdir. Bununla beraber lütfen birbirimize anne ve baba gibi davranmayalım. Karşımızdakini çocuk gibi görmeyelim ve bir kişiyi değiştirmeye çalışarak, değiştireceğimizi umarak asla bir ilişkiye başlamamalıyız. Değiştirmeye çalıştığımızda biz onun varlığına ve kendi varlığımıza saygısızlık ederiz ve ona kendini yetersiz hissettiririz. Bu şekilde baktığımızda asla değişmez o kişi. Ne zaman biz onu değiştirmeye çalışmayı bırakırız,
belki o zaman o da bundan etkilenerek artık o konuda sen tekamül etmeye başladığın, ilerlemeye başladığın için değişebilir. Ve çok önemli bir başka şey de, biz işte ilişki karması seanslarında da hem mesela şimdiki ilişkilerine çalışıyoruz kişilerin, ama hem de geçmişte yarım kalan, yani daha doğrusu yarım kalmamış oluyor, biterek tamamlanmış oluyor ama kalben yarım kalmış olabiliyor. İlişkilerimizin defterlerini kapatacağız. Bu şöyle bir kapatma mı? Belki evet, onu yıllardır görmüyorsun. O önemli değil. Ona karşı, birine karşı içinde herhangi bir öfke duymamalısın. Öfke duyuyorsan, kızgınsan, onun yaptıklarını hala eleştiriyorsan, ilk bahsettiğim her ilişki bir amaçla, bir deneyimle, bir şeyi öğretmek için karşına çıkar kısmını anlamadığın ve oraya takıldığın için o duyguları hissediyorsundur. Ve sen o duyguları ister istemez hayatındaki kişiye yansıtırsın. Belki de hiç hak etmediği yerde. Yani öfkeni, kızgınlığını, kırgınlığını, hatta annene ve babana olan öfkeni, kızgınlığını ve kırgınlığını hayatındaki kişiye yansıtırsın. Hatta onu kendi gibi bile görmeyebilirsin. Yani bilinçaltı hep o takılı kaldığı yere dönüp bakıyor olabilir. O yüzden lütfen geçmişte bıraktığınız kişilerden ve anne ve babanızla ilişkinizi mutlaka şifalandırın. Sağlıklı bir ilerleyiş, tekamül yolculuğunuzda ve yaşam araçlarında, para, ilişkiler, sağlık yaşamak istiyorsanız, içinizdeki anne ve babanızı vefat etmiş olabilir, görüşmüyor olabilirsiniz, hiç önemli değil. Spiritüel açıdan, yani içinizde o enerjilerle barışmanız gerekiyor. Çünkü onlar bizi dünyaya getiren çok önemli rehberler ve ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Onlar tekamül yolculuğumuza imza attılar ve biz o sayede can bulduk ve ilerleme fırsatına sahibiz şu anda. Ve dediğim gibi geçmişteki ilişkilerini geçmişte bırakmalılar. Frekans, yani frekanslarını değiştirmeliler diyecektim ama o ne demek diyebilirler tabii. Bu kilo için de geçerli bir şey. İlişkilerde hani değersizlik duygusu dedik ve kendimize olan bakış açımız, inançlarımız, duygu ve düşüncelerimiz bizim her zaman bu bedenimizin hemen çevresindeki auramızda. Yeni kitapta bu konuları çok detaylı yazdım. Enerji alanı deriz biz oraya ve o da 4 katmanlıdır aslında. Ama kısaca şimdi geçecek olursam, bu enerji alanında bu duyguların ve düşüncelerin frekansı bulunur. Her şey, benim bedenimin de bu masanın da bir enerjisi ve bir frekansı vardır ve biz radyo alıcıları gibi sürekli birbirimize zaten enerjilerle konuşuruz. Birbirimize yakında olmasak bile şu anda bu yayında da bir sürü enerji yapıyor herkese mesela. Şimdi işte siz kendinizle ilgili hangi inançlara sahipseniz ve bir ilişkide neler yaşayacağınızı düşünüyorsanız, işte değer görmem, değer görürüm, aldatılırım, sağlıklı bir ilişki sürdürürüm, mutlu olurum, ben mutlu olamam, ben şanssızım, benim karşıma doğru adam çıkmaz, ben hep yarı yolda kalırım. Üzgünüm arkadaşım, ne yenemiyorsan onu yaşayacaksın. Bu evrenin matematiği. Ne zaman ki neden yaşayacaksın, sana sistem şunu gösteriyor. Sen diyor bir karar verirsen o kadar değerlisin ki ben önünde eğiliyorum, onu yaşamana izin veriyorum. Fark edene kadar senin bir yaratım gücün var diyor. Düşünce ve duygularının gücü var diyor. Şimdi ama diyor, artık şu zaman geldi. Nasıl olumsuzu yarattıysan aynı güçlü olumluyu yaratabilirsin. Aynı güçle ilerleyebilirsin. Yeter ki zihin egzersizi yap. Zihin egzersizi yapmak çok önemli. Ne demek zihin egzersizi? Kendinizi, bu polyanlacılık değil. Ama kendimizi bilerek, isteyerek ve nasıl kilo vermek için emek sarf ediyorsak, spor yapıp beslenmemize dikkat ediyorsak, ilişkilerimizde de hayatın her alanında etkilidir aslında. Zihnimizi ve kendimize olan bakış açımızı pozitife çevirme yönünde beslemeliyiz. Ve mutlaka senin yaptığın, şimdi aslında sen demin yayının başında söyledin ya, kilo veriyorum ben diye. Çünkü sen o kadar güzel bir dönemdesin ki İlkay, maşallah. Bir kere şu yüzden kilo veriyorsun, ben sana söyleyeyim. Sen çok güzel bir uyanıştasın. Ve sen hayatına sahip çıkıp kendi varlığına, yeteneklerine değer vermeye başladın. Onları hayata geçirmeye başladın. Bedenine sahip çıkmaya başladın. Ruhsal uyanışın fiziksele etki etti. İşte olan güzellik de bu zaten, ruhun fiziğe yansıması. Ve sen daha ne yapabilirim, hem başkaları için hem kendim için daha ne yapabilirim sorusunu sordun ve şimdi sana evrenden olasılıklar, cevaplar, yardımlar, destekler, kişiler geliyor. İşte biz hep bu yolda ilerlediğimizde destek görüyoruz zaten. O yüzden pozitifte de ben kendimle ilgili pozitif duygulara geçebilmem için hangi adımları atmalıyım?
neler yapmalıyım sorusunu sormalıyız ve hayatımızda mutlaka kilo vermek de istiyorsak zaten bize mutluluk getirecek eylemlerimiz olmalı. Yeteneklerimizi kullanmalıyız. Yok öyle hiçbir şey yapmadan evde oturmak. Lütfen canlar, herkesin yeteneği var ya. Herkesin bir kek yapmak da yetenektir. Bir şiir yazmak da yetenektir. Bir cümle yazmanız bile çok önemlidir bir yere. Lütfen o yüzden elinizden gelince yaratın ya da örgü örün, yün örün, yani işleme yapın. Herkesin yeteneği var. Yeteneklerinizi kullanın. Hayatınıza renk ve tat katın. Kendinize değer verin, kendinizi önemseyin. Kendinizi ön plana çıkardıkça sistem diyecek ki ya öyle bir enerji yayıyor ki şu frekans alanından. İşte ben de ona uygun olanı vereceğim ona. Ona değer vereni vereceğim. Onu önemseyeni göndereceğim. Ama öbür türlü bu frekans alanımızda. Ben değersizim. Ben hiçbir şey hak etmiyorum. Aman işte bu adam da bana bakar mı? İşte şöyle şöyle biri benimle olur mu? Gibi duygularımız varsa sistemde ona uygun olan, yani frekansımız benzer benzeri çeker. O frekansı bize yaşatacak birine bizi itecek. Bunların amacı fark ettirmek, ama yine kötülük değil. Sistemde kötülük zaten olmaz. Öyle bir şey yok. Öğreti olur ve ders olur. O yüzden de kendimizle ilgili duygularımıza, düşüncelerimize, fikirlerimize dikkat etmeliyiz diyorum ilişkilerle ilgili İlkay'cığım. Kilo'ya geçeceğim ama toparlandı mı? Var mı burada çok güzel. Ben sadece hemen bir şey söylemek istiyorum. Hani zihin egzersizi yapalım dedin ya, bir itirafta bulunmak istiyorum. Mesela ben ne yaptım arkadaşlar? Bu yayınların başında şunu fark ettim ki inanılmaz yargılayan bir zihin sistemim var. Şöyle, ben Türk toplumunun yargılar üzerinden zaten anlam verdiğini fark ettim. Yani beni yetiştiren anne, hani kimseyi burada yargılamıyorum yani. Genel bir tespitte bulunuyorum. Aa, onun osu evet, öyle, şusu böyle. Ha, sürekli düşünce sistemimde yargı olduğunu fark ettim. Ve dedim ki yargılamayacağım ya. Yargılamayacağım. Yakaladım kendime. Yargılıyordum yine. Hala yakalıyorum bu arada. Hiç yargılamadan düşünüyorum diyemem. Ama kendimi yakalıyorum ve diyorum ki aa, yargılıyorsun, sana ne? Sana ne, o da öyle. Kendimle bildiğin sohbet ederek, konuşarak, kendimi yakalayarak gerçekten kendim için yaptığım en iyi şey yargılamayı bırakmaya çalışmak oldu. O çaba bile benim hayatımda çok şey değiştirdi. Sadece çaba. O kadar söyleyeyim. Ne kadar başardığım konusunda emin değilim ama hala çabalıyorum arkadaşlar. O kadar önemli ki İlkay. Yani şu anda çaba zaten tekamül yasasıdır. Çaba ve mutlaka neticelerini alır insan. Bu bugünden yarına %100 değişmeyebilir. Benim için de aynı şeyler geçerli. Ben de aynen senin gibi bazen hani ay o kişiye hiç enerjim gitmiyor çünkü şöyle şöyle yapıyor diyorum mesela. Ama şimdi tam tersi, ben hiç izlemediğim yayınları izlemeye başladım mesela. Asla enerjim çekilmiyor, aman ne işim var onun yayında falan derken özellikle izleyip o yargılarımı yıktım. Bazen çivi çiviyi söker yapmamız gerekiyor. Bu neyi getirir? Sana, eğer sen yargılarını bir alanda yıkarsan her alanda yıkmaya başlarsın ve aslında bir insanın en üst versiyonuna geçmesi demek, tanrısallığını fark etmesi demek, Allah'ın yarattığı ruh olduğunu anlaması demek, Allah'ın yarattıklarını ve tabii ki de kendini yargılamaması demek. Bunun üzerine hepimiz en büyük eforu bence sarf etmeliyiz. Zihin egzersizlerimize bunu da eklememiz lazım. Ve buradan kiloya bağlarsak. Buradan kiloya bağlayalım. Ben hemen bir itirafta bulunayım. Arkadaşlar spor yapıyorum, böyle yememe içmeme dikkat ediyorum falan ama düşüncemi de kiloya sabitlemek nasıl olur çok merak ediyorum. Bizi zayıflat. Sen kuantumla kaç kilo verdin? Bize önce onu itiraf et. Ben aslında 30 kiloya yakın verdim. 28 kadardı. Herkesin öyle az açıklıyor. Kimse de inanamadı. 30 kilo düşünemiyorum. Bana 5 kilo verdir var ya. Yani 5 şeyinde anlatırım ben bunu. Şimdi tabii şöyle, ben bunları kendime seanslar uyguladım ve bu seansları şu anda uyguluyoruz. Kilo paketlerimiz var. Hatta bugün bir danışanımız o kadar komikti ki kilo paketi alan, daha 6. seansta 10 kilo vermiş. Hocam dedi, ben 10 kilomu verdim, rahatım, ben öğrendim hocam nasıl olduğunu. Biraz da dedi o para konularına falan bir baksak mı dedi. Tamam dedim, bu konuyu çözdüysen 8 seans çünkü buna geçeriz. Sonra dedim gene devam ederiz gerekirse. Biz duygular üzerinden ilerlediğimiz için duyguları çözdüğümüzde danışanlar da kilo vermeye başlıyor. Ben de şöyle, zaten hani şimdi tiyolarını vereceğim ama bunun ciddi düzlemde de bir bilinçaltı çalışması var. Onu da söylemek zorundayım. Yargıdan şu kısma geçecektim kilo ile ilgili. Biz aynı insanları ya da kendimizi yargıladığımız gibi bedenimizi kilo kavramının ta kendisi,
ne? Hatta kilolu olma halimizi de yargılıyoruz ve en başta bunu bırakmamız gerekiyor. Kilo vermek istiyorsak, şimdi ben bu 30 kiloyu yaklaşık bir yılda seanslara başladıktan sonra verdim. Evet, diyet, yani diyetisyene gitmedim. Sağlıklı beslenmeye kendiliğinden döndü. Yeme alışkanlığım çalışmalardan sonra maalesef biraz da tembel olduğum için spor da yapmadım. Ama yapmak lazım. Yani spor çok güzel bir şey. Mesela şimdi yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Kendini bulmak için de çok faydalı. Ya da diğer kim neyi seviyorsa yapsın. Ama ben bunları yapmadan da bu kiloyu verebildim. Şimdi ben neleri fark ettim ve dönüştürdüm? Bir kere kilo ve hastalıkların arkasında mutlaka dört önemli sebep var. Bunlar duygusal, düşünsel, zihinsel ve fiziksel etkiler olarak dört temel etken üzerinde yoğunlaşıyor. Duygusal, düşünsel, zihinsel ve fiziksel. Şimdi fiziksele geçersek, fiziksel kısmı zaten dıştaki en görünür kısmı. Hani fiziğimizle ilgili, aslında bedenle ilgili gerekli çalışmalar. Buna spor yapmak diyebiliriz, sağlıklı beslenmek, beslenme alışkanlıklarımızı düzenlemek diyebiliriz. O kısma çok geçmeyeceğim. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz yapamıyoruz. Bu tamam. Evet, biliyoruz. Yani benim de tatlı krizim tuttu mu gözüm hiçbir şey görmez mesela. Bunu biliyoruz. şimdi ama işte niye kriz tutuyor? Şimdi bunun sebepleri benim için çok kıymetli. Çünkü buradaki en temeldeki hastalıkların da ana sebebi duygusal süreçlerimiz. Neler etkili oluyor kilo üzerinde? Bir kere duygusal açlıklarımız çok etkili. Duygusal açlıklarımız hayattan, mesela tatlı, hayattan tat alacak bir aktivitemiz yoksa, yani hep böyle iş odaklıysak, hep ciddiysek, hep sorumluluk odaklıysak, tadı katıp, yani bir iş yaparken bile aşırı ciddi yapıp o tadı içine, neşeyi içine katamıyorsak ve yalnızlık gibi, bazen o bulunduğun alana, bulunduğun belki mesleğe, bulunduğun kişiye, yani hayatında bulunan kişilere, annene babana olur, eşine sevgiline olur, tam ait hissedemiyorsan ve işte demin de dediğim o değersizlik duygusu varsa, bir kere bu sağlıksız beslenme alışkanlıklarına, yeme bağımlılıklarına, işte tatlı bağımlılığı, karbonhidrat bağımlılığı gibi bağımlılıklara sebep oluyor ve hani diyorsun ki orada mesela, ya şu anda bir yani duygusal açlık hissediyorum, bunu en yakın bir tatlının verdiği keyifle çözmem lazım, hemen gidip tatlı yiyorsun çünkü o böyle bir haz veriyor, geçici, aldatıcı, yanıltıcı, ama işte o anda ona ihtiyaç duyuyorsun. Artık bu geçici antidepresan etkisi aslında bunlar. Bunlardan çıkmamız lazım zaten, şart. Ama ara sıra olur. Bu demek değil ki her zaman bu geçerli. Arada bir 2 kiloluk 3 kilo da verebiliriz. Yani bunlar sorun değil. Çünkü dönem dönem hayatımızda bazı duygusal krizler de yaşayabiliriz. Onlarla da savaşmamamız lazım. Şimdi duygusal olarak süreçlerimizle beraber, düşünsel olarak neler düşünüyoruz? Yani ama kiloyla bağlantılı olarak. Mesela yemeklerle ilgili fikirlerimiz ne? Su içsem yarıyor dersek, bunu düşünüyorsak, o su benim vücudumda ödeme dönerken bir başkasında o yağı kolaylıkla atmasına, yani bu düşünceye sahip olmayan birinde o kiloyu, yağı kolaylıkla atmasına aracı olan bir güzel şifa kaynağı olacaktır. Su içsem yarıyor. Eyvah, şimdi ben bir dilim pasta yedim, bir tatlı yedim, iki dilim ekmek yedim, İşte bugün şöyle bir yemek yedim, sabah tartıda kaç kilo çıkacağım acaba? Bu çok kaloriliydi, şimdi kesin ben kilo almışımdır. Yerken suçlu hissediyor muyuz? Bakın, en temelde kilo aldıran şey yerken suçlu hissetmek. Lütfen canınızın çektiğini, canınızın çektiği anda yiyin, fakat doyunca bırakın. Yani üç kaşık doydum, tatmin oldum, artık kaldı mı? Kalsın. Sakın şunu demeyin: aman o atılır mı, dökülür mü? Atmazsın. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir kase tatlı 3 günde bitiriyorum ya. Tekrar şey yapıyorum, onu streçliyorum. Sulansın mulansın olsun diyorum. Hani diyorum, niye, ona yazık, tamam atmak yazık da ama bedenime de yazık. Şimdi o yüzden onu bir bekletmeliyim. Ya da aileden birine de verebilirsin. Sen yediğin kadarını yersin. Bazen eşime veriyorum. Ben bu kadar yeter, sen ye şimdi diyorum. Sağ olsun zaten tamamlıyor. Geri kalanı hallediyor. Eşlerin görevi bu. Tabii hallediyor. Onun öyle şeyleri hiç yok. Doğduğumuz anda bırakıp, eğer istediğimizi istediğimiz anda yemezsek kendimizi bir süre tutabiliriz, evet, ama bir süre sonra patlar. Bir yerde böyle bir şey gelir, atak gelir, kriz gelir. Yani o zaman da hiç yemeyeceğimiz kadar bir anda karbonhidrata boğulabiliriz. Gidip bir yerde atıştırabiliriz ve sonra tekrar suçlu hissederiz. Mutlaka patlar, bakın bunu ben yaşadım. Bir yıl sonra patlar, üç yıl sonra patlar, ama patlar. O yüzden
ara ara da olsa mutlaka zaten kendimize özgürlük ve aynı zamanda canımızın istediğini yeme hakkı tanımalıyız. Bu da çok önemli. Ve ne yazık ki şimdi neden kilo sorunu yaşıyoruz ve bu alanda hani kilo ile ilgili ya da yemeklerle ilgili bağımlılıklarımız oluyor. Eğer hayatımızda çocuklukta olsun ya da ergenlik ya da daha yetişkin dönemlerimizde sözel ya da en önemlisi tabii ki fiziksel tacizlerimiz varsa çok önemli travmaları bakın üstünü lütfen örtmeyin taciz travmaları. Yani hani çocuklukta işte aslında çok bazen diyorlar ki biz bilinçaltında şimdi biz baktığımız için danışanlara anlatmadan taciz var sizin bilinçaltınızda diyoruz mesela. Hocalarım eğitmenlerim de söylüyor taciz hissediyorum işte şu şöyle şöyle çocukluğumda. Danışan da diyor ki ya evet hocam ben işte diyor 10 yaşlarında kadardı böyle bir amca beni işte kucağına oturtmuş bir şeyler söylüyor. Bunu normalleştirmiş. Yani şöyle normalleştirmiş. Acaba ben böyle algıladım diyor normalleştiriyor. Ya da çok küçüktü hani bilinen büyük tacizlere göre evet. Küçük bir şeydi. Hani bunun bir önemi olur mu diye soruyor. Olduğu için çıktı zaten bilinçaltı. Yoksa çıkmaz. Bilinçaltı onu kayıt etmez. Üstüne gitmemiz lazım. Lütfen o taciz yaşayan arkadaşlarım varsa bu konuda destek alabilirler. Yani kendimden de biliyorum. Taciz travmatiktir. Derin izleri vardır. Ve şiddet varsa yani bu yine fiziksel olarak sözel şiddet de manipülasyonlar da çok önemlidir ama fiziksel bir şiddete uğradıysak babamızdan, annemizden, abimizden, çocukluk dönemimizde hatta şey dikkat edin babadan mesela dayak yiyen bir kadın yine dayak yediği bir erili çeker kendine. Çünkü işte sistem orada tekamül devam ediyor onu yaşamasına sebep olan duyguları ve genellikle de kilo sorunu yaşar. Niye biliyor musunuz? Beden kendini korumak için büyütür. O darbelere karşı airbag görevi yapar o göbek alanımızdaki yağlanma. Amacı da şudur. Bedeni biraz daha bari kalın hale getireyim ki hani korunsun. Peki tacizden sonra niye kilo alırız? Bakın ben bunu bizzat yaşadım. Yani 36 bedenden 44 bedene fırlamıştım. Ben gençliğimde de bunu yaşayıp sonra tekrar kilo verdim. Niye? Şunu bilinçaltım o anda düşündü. Güzelsin, güzel bir fiziğe sahipsin ama tacize uğruyorsun ve hani bu özellikle de sürekli bir zamana yayıldıysa benim öyleydi ne yazık ki. O zaman ne yapmam lazım? Ama bunu bilinç olarak yapmıyorum. Bilinçaltım yapıyor. Kendimi çirkinleştirmem lazım. Ne yapabilirim? Şimdi en bilinen kilodur. Hani yani kilolu çok dikkat çekmez zannederiz hepimiz. O yüzden kiloda takıntılıyız zaten. Hani zayıf olmak istiyoruz. Ve ben bir anda kilo almaya başladım. Ve kilodan sonra da bakın buna öyle inanmışım ki taciz kesildi hayatımda. Yani ve bunu ne yapar bilinçaltı sonra geneller. Her hayatımda benim hayatımda o yüzden ara ara kilo sorunu oldu zaten. Tacize uğradığını hissettiği anda tekrar der ki tamam bak kendini nasıl güvenlik alanına attın kilo olarak hop 3 kilo 5 kilo yaşadığı durumun etkisine göre kilo almaya başlar arkadaşlar. Bu vücudun kendini güvende tutmaya çalışmasıdır. O yüzden şiddetin, tacizin bizde bıraktığı travmatik etkileri temizlememiz lazım. Bir de atalardan gelen kıtlık, göç yani böyle yiyecek bulamama, aç kalma gibi durumlar varsa bize anlatılan, bizim bildiğimiz mesela benim gerçekten açlığa böyle bir tahammülsüzlüğüm var. Elim ayağım titrer bir ben değilim lafı vardır ya. Böyle şu mülayim halim gider böyle bir sinirli olurum. O anda bir şey yapmam lazım ağzıma. Mesela benim ailemde göç var ve göçte çok fazla açlık yaşanmış. Yani aç kalınması. Ve sanki işte sonradan anladım. O aç kaldığında o atalardan aldığım ve tabii ki tekamülümde de benimle bağlantılı o duygu tetikleniyor. Yani sanki aç kalacağım, hani ulaşamayacağım, hani açlıktan öleceksin falan açlık. Tabii. Artık orada neler yaşadılar. Belki hayatını kaybedenler oldu hani çocuklar, bebekler. Bizim topraklarımızda da göç atasında olmayan yok yani. Göç hikayesi olmayan çok var. Olmak çok zor. Ben oğlumda gözlemliyorum. Küçücük çocuk bir bisküvisini kimseye veremiyor mesela yani. Nasıl yani bana veremiyor annesiyim. Görüyorum çocuğumda. Yani genetik bir şey var. Hani biz tabii işte orada atalardan gene var. Kesinlikle çünkü bırakılmıştır atalarda bazı şeyler. Yani yemeği, içeceği olsun, malı mülkü olsun. Yani bir yerlerde kayıplar ve bırakılma varsa ata miraslarımızda. O yüzden kiloda ata blokajlarına da bakıyoruz mutlaka. O bizim hayatımızda bu eşya tutmaya kadar da gidiyor. Yani hani kıtlık içinde olmamak için kimi eşyalara sahipleniyor. Kimi yiyeceklere, kimini mesela dolabında hep her şeyden üçer tane olur. Yine oradaki kıtlık blokajlarına bağlı olarak o alanı bir deşmeleri ve
araştırmaları da lazım. Hani biz bilinçaltında zaten tespit ediyoruz ama hani seans almayanlar için de mutlaka bakmaları lazım diye tavsiye ediyorum. Bilinçaltında nasıl tespit ediyorsunuz Anıl? Hiç konuşmadan böyle hiç bakarak. Hiç konuşmuyor. Tabii tabii şöyle. Biz zaten hiç anlatmasını istemeyiz kimsenin hikayesini. Çünkü kafamız karışabilir ve kişinin bildiğinin dışında başka şeyler olabilir. Aile hikayeleri herkese anlatılmıyor ya da unutmuş oluyoruz çocukluğumuzda yaşadıklarımızı. Biz kişinin isim soy ismiyle bilinçaltına giriyoruz ve onun bütün travmalarını bulmaya başlıyoruz. Zaten ilk genel bir analiz yapıyoruz. Sonra tek tek duygulara çalışırken gerekli yerlere gidiyoruz. Bilinçaltında hangi duygular var? Hangi blokajlar, travmalar var? Anne baba ilişkisinden neler almış? Hatta işte bu hayat, geçmiş yaşam diye diğer yerlerden neler getirmiş? Bununla tekamülle ne bağlantısı var? Yani ben ilk ay buharalı oluyorum ve ilk ayın bütün dönüşmesi gereken bilgilerini bu aile diziliminin daha geniş bir versiyonudur. Daha ileri bir seviyesidir. Eğitimlerde de işte aktardığım, öğrettiğim. Aktarmaya başlıyorum. Sonra aktardığımda kalmıyorum. Çünkü sadece aktarmak kişiyi daha da hani dumur edebilir. Bulduğumuz her şeyi adım adım dönüştürüyoruz. Yani değersizlik bulduk, göçün etkisini bulduk, yalnızlık bulduk, işte şiddet bulduk. Bazen bir tokat bile epilepsiye sebep oluyor arkadaşlar. Bulup dönüştürdük. O kişinin epilepsisi düzeliyor mesela. Ya da gözlerle ilgili bir yerde ettiği babasının yıkamasına girip de onu böyle göreceğime hiç görmeseydim deyip fiziksel hiçbir sorun olmadığı halde göz görmesi bozulup seanstan sonra düzelen insanlar var. O yemini de bir, orayı da biz bulduk mesela. Bize anlatmadı bu hikayeyi çünkü insanlar orayla bağlantılı olduğunu bilmiyor. Diyor ki işte ateşli bir hastalık geçirdim sonra böyle oldu. Görünüşte bu ama doktorlar da diyor ki fiziksel hiçbir sebebi yok. Biz alana giriyoruz, bakıyoruz bilinçaltında, aa diyoruz baba vefatı var, sen babanın yıkamasına mı girdin, onu mu gördün? Hikaye orada başlıyor. Yine biz söyledik mesela, danışan söylemedi bunu. Çünkü onun o yeminin, o kararın ona etki ettiğini bilmiyor. Ve o yüzden çok hızlı açıldı. Çünkü daha yeni bir olaydı. Yeni müdahale ettik ve bizzat bunlara hani mucize gibi geliyor. Evet ama inanın hayatın matematiği. Yeminleriniz, blokajlarınız değiştiğinde manyetik alanınız değişir. Ve hastalıklarınız, ilişki ya da parasal durumlarınız da iyileşmeye başlar. Tabii ki bu bir süreç halinde olur. Bugünden bir seansı görebiliyor musunuz blokajları Anıl? Mesela zaten ilk seans, tabii tabii ilk seansta özellikle blokajlara bakıyoruz. Yani ruhsal check-up deriz biz önce ve ilkel beyin uygulaması deriz. Hem beyinde kayıtlı olan duyguları hem de bilinçaltında kayıtlı olan tüm analizi biz ilk seansta yaparız. Yol haritası çıkarız ve deriz ki sizde bunlar 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 var. Bu konuların üzerine hani çalışmalarımızı düzenleyeceğiz diye kişinin haritasını çıkarmış oluruz. Check-up'ını yapmış oluruz yani bilinçaltı. Çok acayip. Bir gün bana da check-up yap. Çok merak ediyorum. Yapayım seve seve. Tabii ki. Seve seve. Hatta oğluna da yapabiliriz. Biz çocuklara da çalışıyoruz. Anneler dinliyor. Çocuklar hiçbir şekilde bağlanmıyor. Anneler dinliyor. Çocukların alanına giriyoruz, buluyoruz. Sonra tek tek çalışıyoruz. Anneyle bağlantısı varsa anneye çalışıyoruz. Arada çocuğumuza çalışıyoruz. Onları da çalışıyoruz yani. Bu konuda da ihtiyacı olan varsa tabii ki destek alabilir. Bir şey daha, bu kuantum drama uygulayıcılık eğitimin var. Bunun mu eğitimini veriyorsun? Buradaki uygulayıcılığın evet. mı eğitimi bu? Evet. Şimdi bunları da çok sevenler olacağı için 23, 24, 25 Eylül'de birinci aşama yani level 1 kuantum drama uygulayıcılık eğitimi var. Anıl Şehirlioğlu'nun arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Burada var mı söylemek istediğin bir şey? Orada şunu söyleyebilirim, bana da DM'den çünkü çok soru geliyor eğitimle ilgili. Hazır sen açmışken burada eminim dinliyorlardır. Bu eğitimde neyi öğreniyoruz diyorlar. Hani eğitimle ilgili bilgilendirici şeyler paylaşıyorum ama tabii ki tekamül yolculuğunun niye dünyadayız, burada ne yapıyoruz? Önce bir teorik kısmı, bilgi kısmını çok derin bir şekilde anlatıyorum. Ve bilinçaltı nasıl işler, ego öz açılımları nasıl olur, neden o blokajları hangi yaşlarda ediniriz, bunları çok daha detaylı ve derin konuları öğreniyorlar. Pratik kısmında ise esas merak edilen, bu ara aile diziminden sonra da, yani bu diziden sonra da, Zeytin Ağacı'ndan sonra, işte o enerji alanlarına nasıl giriliyor, aslında bilinçaltı okumaları nasıl yapılıyor. İşte biz level 1'in sonunda, 3 günlük ama uzun süren, yani 11 ile 8 arasında oluyor eğitim. Sonunda kişiler bilinçaltı okumayı, ruhsal check-up yapmayı, anne baba dediğimiz, atalar dediğimiz tüm diğer bilinçaltlarına girip o kişiyi annesinden özgürleştirmeyi, babasından özgürleştirmeyi, atasından özgürleştirmeyi ve hatta
beyinde de kayıt altına alınan, işte bu demin dediğim İlker Bey'in amigdala hipokampus uygulamalarını, oraya ulaşıp oradaki duyguları alıp onları nasıl dönüştürecek bir enerji uygulayacaklarını öğreniyorlar. Ve hemen bir çalışma grubu oluşturuluyor. Eğitim biter bitmez benim de içinde olduğum öğrencilerim hemen, şu anda devam eden eğitimlerim var, öğrencilerime sevgilerimi gönderiyorum. Hemen uygulamalara başlıyorlar. Hemen online birbirlerine bağlantı kuruyorlar. Bu çalışmalarda asla %100 olmaya gerek yok. Ben de her gün tüm seanslarımı şu anda koronadan beri zaten özellikle online yapıyoruz ama hani isteyenler de %100 yakında başlayacak. Ama %100 olmak şart değil. Telefonla bağlanması yeterli. Birisi kişinin kendisi oluyor, birisi annesi oluyor. Hemen bir çalışma yapıp özgürleşebiliyorlar. Level 2'de de o 5 ay sürüyor. 10 ders daha ileri seviye. Hani bu işi daha profesyonel yapmak isteyen, geçmiş yaşamlara da girmek isteyen ve farklı farklı teknikler uygulamak, bu mesela kiloda kullandığımız yol çalışması dediğimiz tekniklerimizi de öğrenmek isteyenler için level 2'miz oluyor. Orada da daha detaylı bir eğitimin içinden geçiyorlar. Onu da bitirenlerin bir de üstüne iyicene mutfakta pişsinler diye, ben işte mükemmeliyetçi olduğum için 2 haftalıkta bir staj süresi koyuyorum. Diyorum ki gelin bizi izleyin. Biz nasıl çalışıyoruz, nelere bakıyoruz, ne yapıyoruz? Buyurun alana diyorum. İş burada eğitimde kalmasın. İzliyorlar. WhatsApp gruplarımızda bir ömür, yani 10 yıl önce eğitim verdiğim öğrencilerimle bile hala WhatsApp grubunda görüşüyoruz. Sorduklarında, seanslarında nacizane katkı ve destek olmaya devam ediyorum. Bana göre level 1 özellikle kişinin kendi hayatındaki dönüşümleri kendisinin yapabilmesi, bana ya da hiç kimsenin seansına da bağımlı olmadan kendine ve sevdiklerine hatta destek olabilmesi adına herkesin alması gereken bir eğitim. Level 2 iyice derinleşmek isteyenler için. Ama level 1 herkese... Yani açık. seans alıp sorunlarını çözmeye çalışan, öğren diyorsun bu tekniği. Tabii. Sen kendine de çalış. Kendine yap, çocuğuna yap, istiyorsa kocana yap. Kesinlikle, kesinlikle. Çok yakın bir arkadaşım yazdı şimdi, adını söylemeyeceğim. Anıl kendisi birebir seans yapıyor mu yoksa öğrencilerine mi yaptırıyor diyor. Ben birebir seanslarımdayım. Bizde stajyerler seans yapmaz ama benim 2 tane çok kıymetli eğitmenim var. Kesin yayındadır Hande ve Hatice hocalarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Onlar hem benim bu uzun eğitim sürecimden geçip hem de uzun bir sürede, hatta 2 ay gibi, 1,5 ay gibi staj yapıp sonrasında eğitmen oldular. Çok yetenekli ve çok değerliler. Biz üçümüz birlikte oluyoruz seansta. Sen ben, de oluyorsun yani mutlaka. Evet, aynen. Yani ben de oluyorum. O yüzden birlikteyiz ve birlikte ve birebir yapıyoruz. Seansları, bilgileri olsun. Tamam, araya bunu girdik, şimdi devam ediyorum kilo ile ilgili. Evet. Nerede kalmıştık? Sen notlarına şimdi bakabilirsin. Evet, aslında notlara baktığımda zihinsel, yani düşünsel sebeplerini söyledik. Neye inanıyoruz? Yerken ne düşünüyoruz? Bu bana yarar mı? Evet. Ve bunun zihinsel üçüncü aşamasına geçersek de zihnimiz ne kadar aktif? Ne kadar hayatı böyle kontrol ederek, İşte mükemmel olsun diyerek, şimdi stres ve bir şey iyi yapma arzusu aslında hem birçok hastalığı, anksiyete gibi birçok şeyi tetiklediği gibi yeme alışkanlıklarımızı da tetikler. Kimi hani tamamen yemeğe kapanıp, hani bazıları da gerçekten çok zayıf oluyor, hani kilo alması gerekiyor. Kimi de işte oradaki stresi yiyerek bastırır. Zihnin ne kadar aktif? Yani kendi zihnine ne kadar boşluk alanları açıyorsun? Ne kadar kendini ve hayatı kontrol etmeye çalışıyorsun? Ya da ilahi akışla uyumlu musun? Sen bugün ve yarın yaşadığın ve yaşayacağın her şeyin, ama istisnasız her şeyin, yani en ufacık bir detayın bile tesadüf olmadan, tevafukla ve sistemin senin için ve en yüksek hayrına, bazen acı verse bile ne yazık ki, ama en yüksek planda, en yüksek hayrına olduğunu bilerek mi yaşıyorsun? Kendini güvende hissediyor musun? Zihnen, ben bu bedende ve bu dünyada güvendeyim dediğinde köklenmeye ve kilo vermeye başlarsın. Zihin aktifse, sürekli kaygı halindeyse, sürekli yarını, akşam olacağı, çocuğunun geleceğini, işte problemleri düşünüyor ise o zaman bu kimisi için işte yeme atakları oluyor, yine tatlı ve karbonhidrat başta olmak üzere, kimisi için de başka bağımlılıklara dönüşebiliyor, ama mutlaka o stresi atmak için bir yol arar. Halbuki streslenebiliriz, düşünebiliriz bazen, ama bunun içinden çıkmak istiyorsak açacağız işte güzel bir yayını, senin bir yayınını, benim işte YouTube'dan girdikleri bir yayını, bir meditasyon yapacağız. Zihni bir durduracağız, bir rahatlatacağız. Kendimize sessizlik molaları vereceğiz. Zihni sessizleştireceğiz. Telefona bir müddet bakmayacağız. Yani ben bir sessizlik orucuna girerim ara ara. Hatta böyle yalnız kalacağız. Ya da sadece müzik açacağız. Meditasyon müziği açacağız ama sözlü müzik değil.
O müziğe kendimizi bırakacağız, zihni rahatlatacağız, gevşeteceğiz ve bize pozitif gelecek belki bir şey düşüneceğiz ve hayal edeceğiz. Yarın nasıl olmasını istiyorsan bugünden yarını hayal ederek aslında yarının zaten istediğin gibi olması için de en güzel yatırımı yapmış olursun. Hayatı bir koşturma alanı gibi yaşamaktan çıkmamız, keyif ve tat alarak yapmamız lazım ve kilo verirken yani evet kilo vermeyi seçebiliriz. Daha fit bir halde olmayı da seçebiliriz. Ama bunu şu anda olduğumuz kiloyu ve bedeni tukata yaparak yapamayız. O yüzden direnç oluşuyor. Yani işte of ya çok çirkinim, çok kötü gözüküyorum. İşte şu kadar kiloyum, kalçam şöyle, bacağım böyle dediğimizde bir kere beden diyor ki ya beni sevmiyor ki ben onun halbuki ruhunu taşıyorum. Ne kadar aslında değerliyim. Tamam şu an hani biraz onun istemediği şekilde olabilirim ama buna da duygusal bir şeyler sebep oldu. Biz diyor biz birlikte Çok güzel. Şu an bedenimin yüzünü düşünüyorum ya. Çok iyi hoş. ama gerçekten öyle. Biz diyor bir takımız diyor ama diyor bana haksızlık ediyor diyor. Bu takımın önemini görmüyor diyor. Üzülüyor, içine kapanıyor. İçine kapandıkça da Küstün. artmaya dersin. Tabii. Al sana başını belanı. Tabii. Küsüyor. Bedenimizle barışacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki şöyle diyeceğiz. Kilo vermek isteyebiliriz. Ben de açıkçası severim. Ben sıfır bedeni de severim bu arada. Ben zayıflıktan hoşlanan biriyim. Onu da söyleyeyim. Diyebiliriz ya hani evet ben fit şu kiloda olmak istiyorum. O zaman Ha. diyeceğiz ki ben kendimi bu halime de seviyorum. Ben değerliyim, ben varım ya. Canım bedenim ya sen iyi ki varsın. Bana ne güzel bir araçsın. Sen olmasan ben olamazdım ki. Ama gel seninle bir anlaşma yapalım bugün. Hadi bu gece yapın o anlaşmayı. Benim için ideal olan 54 kilo, 50 kilo, 55 kilo boyunuzdan 10 kilo aşağısı idealinizdir. Hani 8 ile 10 arası. Ama ben 15 kilo aşağısını da severim. 20 kiloya kadar da yolu vardır ama 20'nin altına inmeyin derim. 1 kilo belirleyin. O sizin ideal kilonuzsa. Bence ilk boyunuzdan 10 kilo, 12 kilo aşağısıyla başlayabilirsiniz. Bu güzeldir 10 kilo aşağısı. Hadi gel bugün artık ideal kilomuzda olmaya karar verelim. Karar verdim. Ve ben şu kiloda olmayı seçiyorum dedik. Dedim diyelim ki 56 kilo olmayı seçiyorum dedim ben de kendime. Ve bununla ilgili bedenim gerekli tüm uygulamaları lütfen yap dedik. Bedenimize bir komut verdik ve sevgili Aynanın onu da karşısında mı yapıyoruz bunu? bunu aynada da yapabiliriz. Böyle bizzat bakarak da yapabiliriz ama aynada Ha. daha güzel olur tabii. Hem bakıp kendimize hem aynada kendimize bakıp severek. Evet seviyorum seni. Ama ben de mi yaptım ama çalışmaya başlamadan önce de tabii bacaklarımı da falan yaptım diye seviyorum ama hani şu kiloya da çünkü 1-2 kilo oynadı bende de gene bu dönem. Tabii ben 34 bedendim. Yani 34 beden bazıları için çok gerekli bir beden değil. 36'ya çıkınca tekrar 34'e inmek için de komut verebilirsiniz. Yani dediğim gibi bu size bağlı. Siz hangi kiloda olmayı istiyorsanız. Bunu yapın ve yani bedenimize bu komutu verdikten sonra aynanın Gerekeni karşısında yap dedik. Seni seviyorum yap ama şu dedi. kiloya in. Hadi gerekeni yap. Şu kiloda olmayı seçiyorum. 56 kiloda Seçiyorum. olmayı seçiyorum. Benimle Seçiyorum. Tamam. birlikte lütfen sen de gerekeni yap. Ve ben yediğim her şeyden ne yersem yiyeyim, yediğim her şeyin sadece vücuduma gerekli olan, hayatımı sürdürmem için gerekli olan enerjisini alıyorum. Bana faydası olmayacak kiloya ve ödeme dönüşecek kısmının enerjisini bırakıyorum deyin. Ben her yemekten sonra bunu yaparım. Yedim ya bir şey. İçimden hemen ya kafede falan bile diyecekler ki kadın kendine ne konuşuyor acaba kendi kendine içinden. Vallahi ben yaparım. Hemen derim ki içimden ben şimdi gerekli olanı aldım. Hatta böyle bazen de şöyle bir el hareketi yaparım. Sanki midemden almış gibi enerji şöyle eğer müsaitse ortam böyle göndermişim gibi dünyanın merkezine yaparım. Bunlar komik, ütopik gelmesin arkadaşlar. Bakın neye inanırsak şamanik kuantumdur bu. Şamanizmde vardır. Bir şöyle şıkla bunu yapabiliriz. Yeter ki kendiniz o şıkın sizin işinize yarayacağına inanın. Plasebo etkisi dedikleri de budur. Hastalara yapıyorlar ya aslında vitamin verip iyileştirici ilaç diyorlar. Vitamin alıp iyileşiyorlar. İnanıyorlar. İnanmak önemli. Ben şunu yaparken gitti bu dediğimde gider. Aman ne saçma hareket deyip yapıyorsam hadi bir deneyeyim işte Anıl Geçmiş Hoca olsun. dedi de ne olacak şimdi yapıyorsan işe yaramaz. Yapma.
Ben açık ve net söyleyeyim. Ve şimdi algıda seçicilik var. Şimdi kilomuzu belirledik, niyetimizi yaptık, yediklerimizden faydalı olan kısmı, gerekeni aldık, faydasız kiloya dönüşecek kısmını bıraktık, hep özgürleştik ondan. Yediğimiz yemeği yerken asla kalorisine odaklanmadık, canımız çekti, karnımız aç, yemek istiyoruz, o bizim için çok kıymetli, buna odaklandık, suçlu hissetmedik. Kilomuzu belirledik, kilomuzu sadece bedene komut vermekte kalmıyoruz, küçük küçük kağıtlara yazıyoruz, ideal kilom olan, ben kendim için söylüyorum, 56 kiloda olmayı seçiyorum. Ya da ideal kilom 56 kiloda olmaya niyet ettim. Seçiyorum, niyet ettim. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman kullanabiliriz. Olmuş gibi. İdeal kilom olan 56 kilodayım. Şu anda buyum. Ha, gelecek zaman kullanma. Gelecek asla. Hep geleceğe kalır. İşte o yüzden sen dedin ya, bir kiloda kaldım. Belki de bu yüzden. Hani birincisi onun altına olamayacağına inanmak. İkincisi bir zaman sonra ona ancak ulaşabileceğine inanmak. O da seni o zaman içinde bırakacak. Bırakır yani. Oldu. Ben şu an o 2 kiloyu daha verdim. 54 kiloya indim. 54 kilodayım. Bunu yazdık. Yapıştırdık. Sabah aynamızın yanına yüzümüzü yıkarken baktık, kilomuzu gördük. Ben telefonumun arkasına, kabımın içine koymuştum. Çevirip ona bakarım, görürüm. En çok kullandığım bilgisayarım mı var? İşte benim seans dosyalarım var. Masama koyarım. Gözümüzün göreceği birkaç yere, evimizde, ofisimizde, mutfağımıza, buzdolabımızın üzerine maknete yapıştırdım, koyduk. Sonra olmak istediğimiz beden formatını, en çok böyle beğendiğimiz, ütopik olmayan bir resmi alıp, birinin, bir beğendiğiniz sanatçı olur, kendinizin o bir ara ideal kilodaki hali olabilir, hiç fark etmez, tanıdık tanımadık. O resmi lütfen kesin, çıkartın ya da printer'dan ve onu da gözünüzün göreceği birkaç yere koyun. Algıda seçicilik yasasına göre zaten beyin bir kere gerçekle hayali ayırt edemiyor da, ikincisi de en çok gördüğü şeylere aşina oluyor ve onu hayatında, senin hayatında görünür kılmaya başlıyor. Ve lütfen geceleri bakın, hayal kurarak kalori yakıp zayıflayabilirsiniz. Mesela hani şunu da söyleyeyim ama, eğer hayalinizde spor yaparsanız, bisiklete binmek, yürümek gibi, o kaloriyi ama inanarak, yani mesela gözümü kapadım, yatmadan önce 10 dakika kendimi bisiklete binerken hayal ettim. Vücut o kaloriyi yakar, biliyor musunuz? Yani beden onu bir süre sonra, birkaç gün sonra, çünkü bütün bilim adamları söylüyor, beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Onun için gereken uyarımlar, hemen hücreler arası hareketlenme başlıyor. Ama benim en çok yaptığım şuydu, ben kendimi 21 gün boyunca unutsam bile sonra devam ederek, o gün unuttum, yapamadım ya da çok geç yattım, yorgundum, ertesi günden devam ederek olmak istediğim kiloda, bedende ve istediğim kıyafetin içinde hayal ettim. En çok sevdiğim neyse, işte crop mu giymek istiyorum, mini etek mi giymek istiyorum ya da kotumu giyip işte bir tişörtle rahatça çıkmak mı istiyorum, hani eğer şikayetçi olduğum taraflarım varsa. Kendine bu şekilde hayal et ve o anda neler yaşadığını da hisset ama. Ne hissettin o bedeni, 36 beden üstüne giyerken ne hissettin? Kotunu rahatça çekerken ne hissettin? Aynaya baktığında kendini şöyle ideal bedeninde fit hem de gördüğünde ne hissettin? Böyle bir canlandırma yap ve bunu 21 gün yap sevgili Can. Gör ki kilon o istediğine kolaylıkla ulaşacak. Ha, yalnız şunu da söylemek istiyorum son çalışmaya geçmeden. Şimdi bunları İstediğimiz kiloya ulaşmak için yapacağız. Fakat kilonun, hatırladım birden, kilo ile ilgili benim de hayatımdaki en büyük handikaplardan biri, çünkü bir dönem ilişkimde de bazı sorunlar vardı. Eğer eşinizle, ilişkilerinizde ya da eşinizle bazı sorunlarınız varsa ve mutsuzsanız, bu ne yazık ki duygusal açlığa sebep oluyor. Ya da ilişki yaşayamıyorsanız da bu da bir duygusal açlığa sebep oluyor. Lütfen o yüzden bu ilişkilerle aslında bu iki konunun bir olması bugün tesadüf değil. O kadar iç içe ki kilo ve ilişkiler. Kendimizle ilişkimiz, karşı cinsle ilişkimiz bizim otomatikman bedenimize yansıyor. Lütfen mutsuz olduğunuz, özellikle bir ilişki içindeyseniz, önce kendimi ve bilinçaltı blokajlarımı dönüştürerek, evet ben bu ilişkiyi dönüştürebilir miyim, neler katabilirim sorusunu sorup lütfen kendinizi bir şifalandırın. Şifalandırdıktan sonra, çünkü bizdeki duygular değişince karşı tarafın bize olan davranış biçimi değişmeye başlıyor. Mesela değersizim duygusundan değerliyim duygusuna geçtiğinizde karşı taraf size değer göstermeye başlıyor. İstediklerinizi vermeye başlıyor. Çünkü siz kendiniz hakkında ne düşünüyorsanız kişiler size bunu aynalıyorlar.
Ve bu şekilde ilişkiler mutlu bir hale geliyor ya da işte alanına bir kişi geliyor ve sen ilişki yaşamaya başlıyorsun. Fakat şimdi bu zaten o iki kişinin birbirine tekamül sözüdür, gerçekleşmiş demektir. Yani biri yükselirken yeri de yükselmeye geçmiştir. Alışveriş dedik ya, işte alışveriş dengelenmeye başlamıştır ve dengeyle sürer. Fakat her zaman böyle olması gerekmez. Bazen o kişiyle tekamül yolculuğun gerçekten tamamlanmıştır. Ve biri değişirken diğeri dönüşmeyi tamamen reddedebilir. Yerinde sayabilir, direnebilir. Şimdi bu senin alanına bir mutsuzluk olarak yansır ve sen eğer başkaları da dönüşemiyor ya da yükselemiyor diye yavaşlarsan, kendini geriletirsen, durdurursan, değil ilişkileri kiloyu bırak, tekamül sözüne yani ruhsal alandaki kendine ihanet etmiş olursun. Bunu da çok net altını çizerek söylüyorum. O yüzden bir kere ilerlemeye devam etmelisin. Ha, hani o düşecek mi acaba diye düşünmeden sen ilerledikçe ona da katkı olabilir miyim diye bakacaksın. Olmakta direniyorsa emin ol senin de varsa çocuğunun da en yüksek haline bazen bu ilişkinin bitmesi gerekiyor olabilir. Çünkü inanın bu ikisi arasındaki gergin frekans evdeki herkesi gerginleştirir. Kişiler kendi alanlarında mutlu ve güvende olduklarında bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şey mutlu ve güvende hissetmektir. Bu da annenin özellikle mutlu ve güvende hissetmesine bağlıdır. Mutlu ve güvende nasıl hissedeceksen onun yolunu aramalısın. Eğer mutsuz bir ilişkide tıkılıp kalırsan bu sende kiloya da sebep olur, hazımsızlığa da sebep olur, mutsuzluğa da sebep olur, hastalıklara da yol açabilir. En önemlisi de tekamülünü geciktirir ve zorlaştırır. O yüzden ilişkilerine dikkat et ve şunu da zannetme. Bazen işte şöyle zannediyoruz. Şimdi benim ilişkimde bir sorun var eşimle ya da işte sevgilimle. Ama yani bir taraftan da bir düzenimiz var, çoluk çocuk var. Yani ben aklımı hiçbir şekilde dışarı vermeyeyim. İşte hani asla ayrılığı aklıma getirmeyeyim. Şimdi bunun için de biraz ne yapmam lazım? Öyle bedenime hani çok önemsemeyeyim artık. Gerek yok ya. Zaten adam beni görmüyor. Beğense ne olur, beğenmese ne olur deyip kendimizi bir salıyoruz. Evliliklerden sonra bir salınmasının sebebi odur. Hani evlendik. Hani biraz da evlenince böyle bir çok ne yazık ki romantizm hissettirilmiyor. Hissettirilmesi lazım. Her zaman aşkı ve tutkuyu canlı tutmaya çalışmamız lazım. Bizim ona, onun bize de yapması lazım. Ve şu zannediliyor bazen de eğer ben işte çok güzel olursam, öne çıkarsam ya hani bu sefer de adımı iyice beğenmeyip ben bu ilişkiden gitmek istersem aklım çelinir de başka birinden etkilenir miyim? Başka biri beğenir de yine aklım çelinir mi? Gibi gibi bir sürü zanlarla ki bunlar gerçek değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olacaksa kiloluyken de olur çünkü dediğim gibi. Biz ama bu yüzden bakın kiloyu alanında tutan çok fazla danışanımın olduğunu gördüm. Eşini boşama korkusuyla. Yani kendi güzelliğimi daha çok fark edersem hani iyice hani eşimden soğur muyum? Hayır, eşini seviyorsan asla soğumazsın. Soğuyacaksan zaten de bitmiştir bir şeyler. Artık zorlamanın da ikinize de faydası yoktur. Bu zanları da bırakmamız lazım. Bir de öne çıkarsam hani o tacizdeki gibi güzelleşirsem, varlığım böyle kadınlığım, dişi kimliğim her yerlerde daha ortada olursa zarar görmekten korkarsanız kiloya tekrar tutunursunuz. O yüzden de zararın onunla ilgisi yok. Yani aslında zayıf, benim o stratejim doğru bir strateji değildi. Benim yapmam gereken ortalığı ayağa kaldırmaktı. Ya anneme babama duyurmaktı. Ben bunları yapmadım. Yani insanlar üzülmesin diye kendimi üzdüm. Orada alanımı korumaktı yapmam gereken. Kilo alıp bedenimi çirkinleştirmek, kendime zarar vermek değil ki. Bu yanlış. Yani ben bunu yaptım farkında olmadan çocuk halimle. Siz artık bu yayınları izleyenler bunları lütfen yapmayın. Ana, o yaraları iyileştirmeye çalışmak seni Anıl Şehirlioğlu yapmış. Bugün sakınmasızca evet, bunları anlatabiliyor ederim. Olman müthiş bir özgüven, bedeni cesaret ve barışmışlık örneği. O yüzden hem burnu sızladı hem böyle sarılmak istedim sana. Çünkü benzer şeyleri yaşayan belki pek çok kişi var ve senin çok cesaretle var. Bunu paylaşıyor olman, dönüştürmüş olman... Bugün benzeri pek çok kişiye el uzatıyor olman falan muazzam bir hikaye bence yani. Çok teşekkür ederim. O yüzden öpüyorum kalbinden. Ben de öyle. İnan ki ben eskiden bunun kelimesini söylerken gözlerim dolar şapır şapır ağlardım. Ama işte üstüne gide gide çalışa çalışa ağlaya ağlaya gerçekten dönüşümlerden sonra
Şimdi daha çok dile getirmeye başladım İlkay. Neden biliyor musun? Dediğin gibi çok fazla yaşayan, konuşamayan, bundan muzdarip o kadar çok kişi var ki biz işte seanslarda denk geliyoruz. O yüzden artık bilmelerini istiyorum ki bu konularda kimse yalnız değil. Hepimiz farklı farklı da olsa belli zorluklardan, travmalardan geçtik. Dönüşebiliyoruz. Bunlar hayatımızda engel teşkil etmiyor. Tekamülümüze hizmet ediyor. Ve evet İlkay'ın dediği gibi benim bu şifayı aramama, kendimi değiştirme, bu travmalarımı yenme şifayı arayıp bunu gerçekleştirip şifacı olmama da aracı oldular. Belki böyle bir yola ihtiyacım vardı. Sistemi bu şekilde Nasıl? planlamıştık, kurmuştuk. Hocam kendini iyileştiren başkasını da iyileştirir yani. Tabii Ben kesinlikle. öyle düşünüyorum. Tabii kesinlikle. O zaten enerji de hissediliyor İlkay. Karşıya geçiyor. Daha bana diyorlar ki hocam siz oturdunuz ya enerjiye yıkı biz dönüşmeye başladık bile. Çünkü senin alanın dönüşüyor. O da geçiyor çok şükür. Ya artık ben şeyim ya o kadar komiyim ki ben şimdi mesela burada yürüyorum ya diyelim ki yanımızda kafe var dışarıda oturuyor işte gençler insanlar. Böyle üzerlerine sevgi atasım geliyor. Sevgi enerjisi atıyorum. Böyle mutluluk enerjileri. Görende gerçekten diyor ki ne yapıyor herhalde. Ve ya Doğru. da Anası eşim bana yetişiyor. Kafede şöyle tabii hareketler ama böyle söylüyor. onları mesela suratları asık falan şöyle otururken görüyorum. Onları hemen dönüşmüş hayal ediyorum. İşte yüzü gülerken, sohbet ederken onlara da bir enerji gitsin. Çünkü şunu biliyorum ve filmlerde bile eşim acayip gülüyor, çocuk gibisin diyor. Böyle sarıldılar, kavuştular ya da hasta biri iyileşti işte anne çocuğuna kavuştular. Ben öyle kalıyorum. Bazen gözlerim doluyor. Diyor ki inanamıyorum her an, her filmde bunu yapıyorsun yani anlarda. Çünkü şunu biliyorum. Biz bir aileyiz. Birbirimizi hiç tanımasak bile bir aileyiz. Birimizin mutluluğu, şifası, katkısı çok önemli. Bu tekamül, bu yol tek başına geçilmeyecek. Ben tek başıma kendi tekamülümden sorumluyum evet. Ama bütüne de katkı, bütüne de hizmet yolunda hepimizin görevi var. Sadece benim değil bir şifacı olarak. Herkesin istisnasız görevi var. Bu nedir? En başta kendimizi mutlu etmek. İşte o yüzden ilişki sorunlarımızı, kilo sorunumuzu, hatta parasal ve diğer sorunlarımızı da üzerine gidip çözüp bu hayatta sahip olduklarımızla bir kere önce mutlu olmayı öğrenip hiçbir şeyle özdeşleşmeden varlığımızı değerli kılanın sahip olduğumuz para, statü, bilgi, eş falan fit bir beden bir kere olduğu algısından çıkarak özümüze ruhumuza değer vererek bunu yaşamaya başlarsak kendime ben ve diğerlerinize en büyük katkıyı olurum. Sizler de aynı şekilde sevgili canlar. O yüzden kiloda da lütfen bu alanlara dikkat edin. Son bir şey söyleyip çalışmaya geçeceğim. Yani geçeriz. Bir konu daha etkiliyor bazen. Mesela ben taşınma sürecimde yaşadım. Bazıları taşınma gibi büyük yer değişimlerinde. Mesela sana iyi geldi farkındayım. Hani Ben taşınmada 7-8 kilo verdim. Hiç verdin. fark etmeden. Evet. İşte Çok bazıları güzel. o hani hareketin içinde ve belki çok isteyerek taşındıysa, çok mutlulukla, keyifle o alana geçtiyse, işte o keyfin ve hazın etkisiyle kilo verebilir. Mesela ben de ikinci kitabı yazarken kilo verdim. Nasıl, neden oldu dediler. Şöyle oldu, o kitabı yazarken o kadar içine girmişim ki o duygularla ben bir beslendim. Resmen yazdıklarım beni besledi ve iştahım gitti kendi kendine. Yani yemediğimi fark ettim. Mesela kitap bitti tekrar yemeye falan başladım. Çünkü o haz ve tatmin verdi. Şimdi o haz ve onun için tatmin veren şeylere çekilmeliyiz de. Ama eğer bir taşınmada kendimizi çok rahat hissetmiyorsak, büyük yer değişikliklerinde güvenlik alanımızın bozulduğunu düşünüyorsak, acaba burada mutlu olacak mıyım? Bu evde iyi olacak mıyım? Bu yaşadığım şehre acaba taşındıysam, bu yeni şehirde, yeni ülkede iyi olacak mıyım gibi sorgularımız varsa, bu da bizim yine kendimizi güvende tutmak ve oraya köklü hissedebilmek için bedenin kendini genişletmesiyle sonuçlanabilir. Beden güvende olmayı ve köklenmeyi ne yazık ki çoğu zaman bu şeyde de vardır ya hani anneannelerimize, babaannelerimize çok var. Sağlıklı olmayı hani kilolu gürbüz sorunlara bağlıyorlar. Ben çok yaşadım çocuğum üzerinde. Eğer zayıfsa sağlıksız. Hayır böyle bir şey yok. Ben en sağlıklı kan değerlerime en zayıf halimde ulaştım arkadaşlar. 34 beden olduğum halim o 44-40 beden olduğum halimden çok daha sağlıklıydı. Ama annem peşimdeydi. Aman kızım işte bağışıklık sistemin çökmesi falan. Hayır çökmez. Çökmez tam tersi güçlenir. Lütfen bu güvende olmayı, gücü mesela gücü neyle özdeşleştirdik onu da bakmamız lazım. Gücü iri bir bedenle,
kas gücüyle mi özdeşleştirdik? Çok zayıf olunca acaba güçsüz kalacağımızı mı zannediyoruz? Çok enteresan bir blokajdır ama çok karşımıza çıkıyor, biliyor musunuz? Hani ben güçlü bir kadınım, her şey yetmeliyim ya da güçlü bir erkeğim, her şey yetmeliyim dediğimiz anda beden bir 5-6 kilo bile olsa ideal kilomuzun fazlasında tutabiliyor bize. Yani onu böyle bir güç alanı gibi, çok belki tığ gibi olsak, o hani o sıfır beden mankenler gibi olduğumuzda, hani o zayıflıkla beraber güçsüzleşeceğimizi, bu kadar hayat gailesinin altından kalkamayacağımızı zanneden bir parçamızda oluyor. Böyle bir parçanız varsa bundan da özgürleşmeye niyet edin, bugün de niyet edin. Gücün ve sağlığında şeyle ilgisi yok, kilolu olmakta bir ilgisi yok. İkisinin de hem sağlıklı beslenmeyle hem duygusal ve düşünsel sağlığımızla ilgisi var. Gerçek güç de kişinin ruhundan ve özünden gelir. Hayatını değiştirebilme yetisine sahip olmak her birimize verilmiş en büyük güçtür. Bu da aslında özgür iradedir. Düşünce, duygu, söylemlerimizle gerçekleşir. Gücü bununla tekrar birleştirirseniz beden de artık böyle bir şeye ihtiyaç duymayacak. Bir de lütfen yardım isteyin. Yani şöyle yardım, kilo için demiyorum. Hayatınızda alın ya, alın. Yani kilo almayın ama yardım alın. Yani destek alın. Destek almayıp hayır diyemediğimizde de kilo alıyoruz. Kocanızdan yardım isteyin. Dostunuzdan yardım isteyin. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmayın. Biz bunu yapan bir toplumuz genel olarak. Hele ki kadınlarımız. Başkalarına yardıma koşarız. Her şeyimizi yaparız. Kendimize gelince ben halledeyim, ben çözerim, ben yapayım. Ama kimseyi şimdi üzmeyeyim. Hayır, acını paylaş ya. O sana o acı, içine attığın acı var ya, işte kilo oluyor o sende. O duygular, travmaların, üzüntülerin, hazmedemediklerin mide sorunu oluyor. Mide alanında şişkinlik yapıyor. Biriyle paylaş, bir çözüm yolu birlikte arayın. O konuşmak bile bazen şifadır çünkü. Seni anlayan birinin bazen omzuna yaslanıp ağlamak da bir şifadır. O gözyaşını içinde tutmayacaksın. Gözyaşı duymak, gülmek kadar doğal bir reflekstir. Allah verdiyse gözyaşını sebepli vermiştir. Ara sıra ağlayıp akıtmalıyız eğer bir şey yaşadıysak. Hani sebepsiz değil tabii de, gülebilmek kadar buna da izinli olmalıyız. Duygularımızı lütfen serbest bırakalım. Yaşayalım ve kime kırgınsak, üzgünsek onunla konuşarak bir kere bu işi çözmeye çalışalım. Çözemiyorsak, içindeki mucizede de bu duygularla ilgili çalışmalar koydum. Alıp yapabilirsiniz. Bunları yazın. O duygularınızı, o kişiye olan kırgınlığınızı, kızgınlığınızı lanetme diyorsunuz. Yani bunlar zaten yapılması gereken şeyler ama o anda bırakın bir çıksın, öfkenizi bir kusun. Öfke de çünkü vücudun şişmesine sebep olabiliyor, ödeme sebep olabiliyor. Ve o kağıtları yakın. Negatif duyguları, pozitif şeyleri yazdığımız kağıtlar saklanabilir. Bu soruda çok geliyor, şimdi ben söyleyeyim. Negatif duygularımızdan arınmak için yazdığımız her şeyi sonradan yakıp küllerini de hatta savurabilirsiniz. İşte çöpe atabilirsiniz, nasıl istiyorsanız. Ama onlar yazılık saklı kalmasın. Kaldıkça enerji devam eder. Arındım, şifalandım, oh rahatladım deyin hatta. Öyle içinizi dökün. Yastık yumruklayın onu yaparken. Ya mesela ben tacizi çalışırken yaptım. Yazdım. Baktım böyle bir ağlıyorum ama öfkem de kabardı. Aldım yastığı, yumrukladım. Seanstan sonra da bakın bunları yaptım. Çünkü büyük travmalarda seans üzerine bazı şeyler yapmak gerekiyor. Baktım bir rahatladım. Çünkü ben böyle öfkelenen biri de değilim. Hani ben sesini de yükseltmeyen biriyim hayatımda. Zordur. Ama işte onu çıkartmam gerekiyormuş. Sonra onları da yaktım. Bakın bunu da burada söyleyeyim hadi. Ve o kişi bu çalışmalardan çok kısa bir süre sonra, belki o yüzden bu kadar rahat anlatıyorum. Kendisi beni arayıp 1001 pişmanlığını anlattı. Çünkü ben o duygulardan özgürleştim. Üstüne gittim. İçinden geçtim, ağladım, zırladım ama çözdüm. Çözüldüğünde nasıl anladım? Karşı taraftan asla böyle bir şey ummazdım. Neler etkisi altındayken, yani biraz ruhsal sağlığın iyi olmadığı zamanlarda olduğunu anlatarak ve asla da kendini affetmediğini de beyan ederek bana bir açıklama yaptı. Ve ben telefonu kapattığımda böyle bir kala kaldım ama üstümden de değişik bir şey kalktı. Hatta o kişiye de lütfen kendini affet dedim. Bu bir tekamül planıydı. Lütfen sen de, ben seni affettim, sen de kendini affet. Zaten affetmek en derinde Allah'a mahsus bir şey. Biz ancak kabule geçip birbirimizden özgürleşiyoruz dedim. Bunu diyerek telefonu kapattım. İşte bu bir ruhsal şifadır. Sizler de bu duygularınızın üzerinde çalışarak, emin olun kime kızgınsanız, ilk sevgilinize mi, annenize babanıza mı, işte size kazık atan iş arkadaşınıza mı, onlarla enerjinizi düzeltin. Dengeleyin, duygularınızı yazın, yakın, seans alın, kitap okuyun, meditasyon yapın, ne istiyorsanız ama mutlaka yapın. Sonra bakın hayatınızda, parada, sağlıkta, mutlulukta, kendiliğinden
tabii ki siz bu adımları atmak bir çaba zaten, bir gayret. İşte o çabanın sonucunu, hasatınızı alma zamanı gelecek mutlaka. Ve bu kolaylıkla, daha kolay bir şekilde ve siz farkına varmadan olacaktır diyorum herkese. Of diyorum ben de Anıl Hanım. Ne video oldu. Çok güzel oldu biliyor musun? Derinleştik iyice, değil mi? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hiçbir şey demeyeceğim üstüne. Katkısı bol olsun. Çalışmamızı yapalım. Hadi. Yapalım. Haydi yapalım. Bu kadar derinleşmişken. İçindeki çocuğu dönüştürerek ilişki blokajlarını şifalandırmak, doğal kiloda olmak meditasyonu. Bu nedir? Bu nedir anam? Bu nedir? İkisini birleştirdim şifa için. Her şey mümkün. Dedim ki en derin nasıl katkı olurum? Aksım yağsın şifa diyorum arkadaşlar. Hem kendime Kesinlikle. hem hepinize. Hepimize. Hepimize. Yani şimdi yapacağımız meditasyonu, şunu da bilgiyi verelim. YouTube kanalımızda, hani senin ya da benim, ne zaman izlerlerse o anda yapabilirler. Şimdi yapanlar tekrar yapabilirler. Üçe tamamlayabilirler ya da haftada, ayda bir ihtiyaç duyduklarına da yapabilirler. 21 günde istiyorlarsa her gün tekrar tekrar edebilirler, kilo için de fark etmez. İçindeki çocukla bütünleşmek için de ve evdeki herkese de yaptırabilirler. Hiçbir sınırlama ve kısıtlama yok ve bazı enerji kanalları açacağım nacizane. Fakat onların da niyetimi daha başlamadan yayınımı yaptım hatta. Ne zaman izlerseniz o zaman etki size etmesi niyetiyle açık bıraktım. O yüzden canlar hiç, bazıları diyor ki hocam kaçırdık, sonra izleyince etkisi oluyor mu? Oluyor. İnan İlkay, bir şey söyleyeyim mi? Daha dün çok tatlı bir danışanımız yazmış. Seninle o hani çok ağlattı dediğin yayınınızı yeni izlemiş. Oradaki çalışmayı yapmış. Daha yeni, yani 2 gün önce yapmış. Hocam nasıl iyi geldi? O nasıl bir çalışma? Her yerim uyuştu. Nasıl katkı oldu diye yazmış. İşte bu da zamanın hiç önemli olmadığını gösteriyor. Bu tarz çalışmalarda bol olsun diyorum herkese. Dediğim gibi her zaman yapabilirsiniz. O Tam bu zaman... videonun linkini şuraya bırakayım arkadaşlar. Merak edenlere Süper. tıklayın. Videonun sonundaki çalışmayı da görün. Benim de nasıl videoyu kapatamadığımı göreceksiniz. Yani öyle var anlarım. O İnsan, aslında zaten ben çok yarası olan herkes gibi kendi yolculuğuna çıkmış, kendi yolculuğunda çok düşmüş, kalkmış, yuvarlanmış, hala yürümeye çalışan bir insanım yani. O yüzden de çok normal. İyi ki hatta. yol İyi devam ki. ediyor hepimiz için. Evet, O evet çalışma da devam ediyor. bununla çok bağlantılı zaten. Hani aslında bu çalışmayla çok güzel olur yaparlarsa ikisini üst üste. Of Yol hep hadi. devam ediyor. Bizim için de öyle. Ama ne güzel, artık Bitermiş. birbirimizi buluyoruz, destek oluyoruz, katkı oluyoruz. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Benim mottom zaten birlikte başarabiliriz. O yüzden herkesin dönüşmesi mümkün ama emek, çaba, disiplin gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi böyle bir su içme ihtiyacı olanlar su içebilirler. Ve sonra gözlerini kapatıp uzanabilirler. Koltukta rahat bir pozisyon alabilirler. Gözlerimiz hep çalışmada kapalı kalsın canlar. Ve isteyenler kendilerine bir müzik de açabilirler. Tekrar evde yaptıklarında meditasyon müziği açabilirler yanlarına. Şimdi evet, şöyle burnumuzdan derin derin nefesler alıp ya da ağzımızdan, burnumuz tıkalıysa, derin derin nefesler alıp veriyoruz ve gevşiyoruz, rahatlıyoruz. Derin derin nefeslerle tüm bedenin sevgili can, ayak parmak uçlarından saç tellerinin köklerine kadar gevşiyor ve rahatlıyor. Tüm zihnin gevşiyor ve rahatlıyor. Evet, sen gevşediğini ve rahatladın. Lütfen nefesine ve kalbine odaklan ve aldığın her nefeste biraz daha derinleştiğini ve biraz daha rahatladığını, gevşediğini hisset ve fark et. Evet, ve şimdi senden kendini çok güzel bir ormanda hayal etmeni istiyorum senden, ama yemyeşil bir orman. Ve tepende güneş senin için parlıyor ve sen İstediğin bedende ve şu anda en rahat edeceğin kıyafetinle, en sevdiğin kıyafetinle ve en güzel halinle o ormanın içinde yürüyorsun. Yemyeşil ve çiçeklerle, ağaçlarla kaplı bir ormandasın. Az ileride sen yürümeye devam ettikçe, yalnız az ileride bir kulübe olduğunu görüyorsun. Ahşaptan bir kulübe. Evet, bir merakla o kulübenin içinde seni bekleyen bir şey,
biri olduğunu hissederek adeta oraya doğru çekiliyorsun. Ve şimdi senden yürürken ayakların altında çıkan belki o yaprakların ya da çimenlerin hışırtısını, belki ıslaklığını duyarak o kulübeye doğru yürümeni istiyorum. Ve kulübenin kapısını açıyorsun. Orada senin en çok tanıdığın ama belki unuttuğun çok özel biri var. İçeri girip kapıyı kapatabilirsin ve tekrar o kişiyle göz göze gelmeni istiyorum. O senin içindeki çocuk. O senin kaldığın yaştaki, belki bir travmayla, belki bir acıyla, sen de yarım kalan, belki hasretlikleriyle kalan senin içindeki çocuk. O sensin. Senin çocukluğun. Bak bakalım ona. Nasıl gözüküyor? Korkmuş mu? Üzgün mü? Ağlıyor mu? Yüzü mutsuz mu? Ona iyice bak. Acaba böyle önüne eğilmiş, kafasını eğmiş oturuyor mu? Umutsuz ve mutsuz mu? Ve şimdi senden o içindeki çocuğun yanına gitmeni istiyorum. Onun ellerini tut. Önce onun karşısında eğil ve göz teması kuracağın bir pozisyona gel. Ve ona de ki, sevgili ben, ismin her neyse, sevgili Anıl, sevgili İlkay, sevgili Ayşe, sen bensin, sen benim içimdeki sevgili çocuk, küçük Anıl, küçük İlkay, küçük Ayşe, küçük Hatice, küçük Hande. Ben geldim. Ben senim. Ben buradayım. Ve ben şimdi sana ihtiyaç duyduğun, çocukken arayıp da belki de bulamadığın, hasretini çektiğin, özlemini duyduğun her şeyi vermeye geldim. Ben beni sarmaya, ben benim yaralarımı iyileştirmeye geldim. Şimdi çocuklara nasıl şefkatliysem, kendi çocuğuma nasıl sevgiyle, ilgiyle davranıyorsam o sevgiyi ve ilgiyi sana vermeye geldim. Bana vermeye geldim. Birlikte iyileşebiliriz. Hadi bak bana. De ve onun sana bakmasını sağla. Evet, şimdi göz teması kurdunuz. Evet sevgili ben. Ben buradayım. Ben geldim. Ve bundan sonra hiç ayrılmayacağımıza sana söz veriyorum. Ne yaşarsam yaşayayım. Hayatın yolculuğunda ilerlerken seni asla unutmayacağım. Seni asla terk etmeyeceğime söz veriyorum. Çünkü ben uyandım. Artık senin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sen hep benimle olacaksın. Ve ben seni daima koruyacağım. Kollayacağım. Sevgimle sarıp sarmalayacağım. Hata da yapsam, düşsem de kendime artık kızmayacağım. Sana hiç kızmayacağım. Şimdi senle bazı yeminlerimizi ve bazı travmalarımızı hadi gel beraber iyileştirelim. Söz veriyorum. Ben hep yanında olacağım. Şimdi ona bu söylediklerimi aynen sen de söyle ve tekrarlamasını iste. Ve onu tekrarlarken hayal et. Ya da sana evet dercesine başını salladığını. Sevgili Anıl, sevgili İlkay, ismin her neyse sevgili Can. Evet, ilk var olduğun andan şimdiye bu çocuk yaşıma ve çocuk yaşımdan da şimdi şu anıma etki eden, beni ilişkilerimde mutlu olmama izin vermeyen, engel olan, sağlıksız ilişkiler içinde olmama, kendimi üzmeme, kendi değerimi bilmememe sebep olan, bütün blokajlarımın şifalanmasına, annemden ve babamdan aldığım ve onların ilişkilerini modelleyerek şimdi ilişkilerime yansıttığım tüm negatif tutumlarımı, bakış açılarımı, yargılarımı ve zanlarımı şimdi şu anda tamamen şifalandırmaya niyet ediyorum. Ve ben şu anda alana da bir şifa enerjisi açacağım ama niyetimize devam ediyoruz. Evet, ilk var olduğum andan şimdiye tüm çocukluğumda edindiğim, bugün ilişkilerimi mutsuz hale getiren, doyumlu, istediğim gibi tamamen mutlu bir ilişki yaşamama engel olan tüm blokajlarımın şifalanmasına niyet ediyorum. Ey sevgili çocuk, hadi buna sebep olan tüm bilinçaltı blokajlarını şimdi seninle şifalandırıyoruz.
bir niyetinle bu şifa mümkün. Ve şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Ve benim şimdim de belki para sorunu yaşamama sebep olan, kilo sorunu yaşamama sebep olan tüm blokajlarımın da şifalanmasına niyet ediyorum de. Ve o da evet desin lütfen sana. Lütfen onun evet dediğini gör. Ve şimdi onun arkasına geçmeni istiyorum senden. Ve bir elini sol omzuna, bir elini de sağ omzuna koy lütfen. Ve ona şunu söyle. Şimdi sana tüm saf ve iyi niyetimle evrenin şifa enerjisi olan ideal anne ve ideal baba sevgisini ve enerjisini aktarmaya, kanan olmaya niyet ediyorum. Şifama hayrıma, şifama hayrıma, şifama hayrıma. Kendine enerji verdiğini şu anda lütfen hayal et. Bak şu anda bir şifacılık yapıyorsun. Ve sol elinden ideal anne, sağ elinden de ideal baba enerjisini o küçük çocuğa aktarırken hayal et kendini. Sol elinden şimdi bak ideal anne enerjisi akıyor. Sağ elinden de ideal baba enerjisi akıyor. Yani sevgi, güç, şefkat, merhamet, değer, aradığın, istediğin ne varsa hepsi en ideal, evrenin ideal halindeki enerjisiyle sana akıyor. Lütfen bunu al ve kabul et. Ve içimizden diyelim ki beni şifalandıran ideal anne ve baba enerjisini sevgiyle kabul ediyorum ve beni dönüştürmesine izin veriyorum. Şimdi tamamlanıyorum. Ne kadar eksikliğim varsa çocukluğumda kalan, şimdi tüm bu eksik enerjilerimi tamamlıyor ve dönüştürüyorum. Sevgi, haz, neşe ile buluşuyorum. Ben yeniden çocuk oluyorum ve ben bu sefer uyanmış bir çocuk oluyorum. Ve her zaman şimdi de benimle birlikte bu çocuğun da olacağını biliyorum. Ve şimdi ona bu enerjiyi aktar, aktar, biraz aksın. Ve de ki bu enerji bir saat boyunca şifamıza, hayırımıza olacak şekilde de akıp bizi desteklesin. Tüm üstadların, rehberlerimizin desteği ve katkısıyla. Evet, ona sevgi ve gücü aktardın. Şimdi lütfen ona dön. Bu enerji çalışacak bir saat boyunca. Ben de buna niyet ettim. Herkes için ideal anne baba bu enerjisi. Allah'ımızın izniyle bir saat boyunca aksın. Şifamıza, hayrımıza ne zaman izlersek. Ve şimdi ona bir sarıl. Ona öyle bir sarıl ki hiç sarılmadığın gibi. Özlemle, hasretle sarıl ona. Bu çocuğa sarıl. O da sana sarılsın. Ben buradayım. Bak biz birlikte dönüşeceğiz. Seni asla buralarda bir daha bırakmayacağım. Ben neredeysem sen hep orada olacaksın. Ben hep seni seveceğim. Hep sana annelik ve babalık edeceğim. Ben kendime yol gösterebilirim. Ben kendime sevgiyi ve gücü verebilirim. Ben kendimi koşulsuzca sevebilirim. Ben çok değerliyim. Sen çok değerlisin ey küçük çocuk. Hadi. Hadi şimdi birlikte çıkalım bu kulübeden ve ilerleyelim şimdimize doğru. Bir bak bakalım ona. Bence şu anda neşelendi ve gelmek istiyor. Ve seninle ona söyle. Yeni deneyimlere açığım. Neyi keşfetmek, neyi tatmak istiyorsan. Ruhumun sesi neyi söylüyorsa ben bunu duymaya şimdi hazırım. Artık onu duymayı reddeden tarafımdan da özgürleştim, şifalandım, arındım. Kendim olmamı engelleyen tüm korkularımın da şifalanmasına niyet ediyorum. Şimdi birlikte oradan çıkın ve o güzel ormanda yürümeye başlayın. Ve yürürken, ilerlerken tam güneşin tepende olduğu noktada o küçük çocuğun, o küçük kızın ya da küçük erkeğin seninle bir bütün olduğunu, kalbinin içine yerleştiğini hisset. O artık senin içine girdi, senin kalbinde. Senin kalbinde var olmaya devam edecek. O senin içindeki çocuk. O bugün bu dünyayı keşfetmeni sağlayacak en kıymetli parçan. Ve artık sen oradaki blokajlarından arındın. Onu kaldığı yerden aldın ve birlikte ilerlemeyi seçtiniz. Evet, elini kalbine koy ve artık ben seninle kalbimde daima birim. Sana aradığın sevgiyi, ihtiyaç duyduğun gücü, cesareti daima verebilirim. Biz buna sahibiz. Biz güçlüyüz ve değerliyiz. Elin kalbindeyken şimdi senden eğer bir kilo problemi de yaşıyorsan
hangi bedende ve kiloda olmayı arzu edip hayal ediyorsan, o kiloda olduğunu ve o bedende olduğunu iyicene de hayal etmeni istiyorum. Hem kalbinde, içindeki çocuk ve sen olduğun yerde, güneş tam tependeyken, şu anda kaç kiloda olmayı seçiyorsan. Evet, ben şimdimde ideal kilom olan nokta nokta kiloda olmayı seçtim. Ve bundan böyle duygularımın, düşüncelerimin, zihnimin ve bedenimin bu yeni kararımı uygulamasını, bunun için gerekli dönüşümlerimi sağlayıp gerekli adımları atmasını seçiyorum. Bunun için gerekli komutları veriyorum. Ve ben yediğim her şeyden haz alarak ama bana yettiği kadarını yemeyi, sağlıklı beslenmeyi, kendime önem vermeyi seçiyorum. Ben artık yiyeceği bir duyguları şifalandırma aracı olarak kullanmayı bırakıyorum. Sadece bedenime, kendime yetecek kadar olanını bedenime sevgiyle alıyorum ve kendime de bu izni veriyorum. Ve ne yersem yiyeyim, bedenim beni ideal kilomda tutmaya programlı. Ben bundan sonra fit bir bedende, sağlıklı ve ideal kilomda olmayı seçiyorum. Ve bugün burada buna söz veriyorum ve bunun için gerekli tüm adımları atmayı kolaylıkla kabul ediyorum. Sevgili bedenim, canım kendim, seni çok seviyorum. Seni ihmal ettim belki bugüne kadar, görmezden geldim, yok saydım. Şimdi, bugün içimdeki tüm korkuları bırakıp, tüm negatif duyguları bırakıp kendimle, bedenimle, ruhumla, varlığımla barışıyorum. Ve kendimin en üst olabilecek, en güzel versiyonu olmayı sevgiyle ve kolaylıkla seçiyorum. Ey güzel Allah'ım, lütfen bunları kolaylıkla gerçekleştirmeyi bana nasip et. Amin. Oldu bile. Ve şimdi hazırsan birkaç adım attıktan sonra gözlerini açabilirsin sevgili Can. Çok güzeldi. Yani bol katkısı olmasın diliyorum herkese. Şifa olsun. Kampın var, Sağ onu da olsun. söyleyeyim. 22 ve 23 Ekim'de Hatay, Antakya mistik gizemleriyle şehri Hatay'a bir yolculuk yapıyorsunuz. Evrenin ve ruhumuzun sırlarının şifasına demişsin afişinde. Gördüm. Neler olacak Evet. acaba? Burada biz gittiğimiz alanlarda alanın enerjisiyle çalışıyoruz İlkay. O yüzden çok değişik oluyor geziler. Mardin'de de Göbekli Tepe'de de öyle yaptık. Yeni rotamız Hatay. Yani klasik çalışmaların dışına çıkıp alanda aldığım, hissettiğim enerjiyle ve oradaki kozmik enerjiler, Anadolu topraklarında zaten bin bir sır ve Muhakkak. şifa saklı, çok kıymetli ve oralarda çok yapacak işlerimiz var. O yüzden hem şifalanıp hem de o alanları şifalandırıyoruz. Burada da Hatay'da en çok beni heyecanlandıran Hazreti Musa'nın ağacı denilen, asasını vurmasıyla oluştuğuna inanılan bir ağaç var. O ağacın çevresinde çok heyecanlanıyorum gerçekten kendim için de. Muhteşem bir çalışma olacak. Bir de çoğu kimsenin bilmediği ama Hazreti Hızır peygamberle Hazreti İlyas peygamberin buluşma noktası olduğu rivayet edilen bir Hıdırlık Tepesi denilen bir tepe var. Ve yine o da Hatay'da ve bu Musa ağacı denilen yere çok yakın. Orada da bir çalışma yapacağız. Ve orada onlarla buluşmaya, o üstadların güzel enerjileriyle buluşmaya ben niyetliyim. Ve kendi içimizde de Hızır'ımızla, İlyas'ımızla, Musa'mızla, peygamberlerimizin güzel enerjileriyle kendi tanrısallığımızla buluşmaya niyetliyim. O yüzden bu güzel enerjiler için heyecanlıyım. Şimdiden bu misyona çekilen, çağrılan herkese diyorum ki inşallah hep beraber katkı oluruz şifaya. Hepimizin, birbirimizin ve tüm Anadolu topraklarının, ülkemizin ve dünyanın şifasına, ruhu çağrılanlar, şifaya katkı olmak isteyen ve aynı zamanda şifalanmak isteyenler gelsin diyorum o yüzden. Çok güzel geçecektir eminim. Bu video da çok güzel oldu. Herkese katkısı Katkısı olsun. bol olsun, bol olsun. Görüşmek üzere Anılcığım. Görüşmek üzere. Canım benim çok teşekkür ediyorum bu güzel yayını yaptığın için. Sana da güzel enerjine de ve tüm bu yaptıklarınla bütüne sağladığın katkılar için de ayrıca kendim adına da herkes adına da teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm izleyicilere de. Canım benim Aldım. sevgilerimi Kalbim bir gönderiyorum. ışık olarak aldım. Bu geceki her şeyi aldım.
Hep harika. Beraber, hepimiz adına hep beraber. Teşekkür ederim sana. Herkese hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şifa dolu geceleri devam etsin. Etsin. Etsin, bir saatimiz var daha. Hayır, ben artık şaşırmam, böyle hayatta da var ya işte, çok şey gördüm artık şaşırmam diye düşünüyor insan. Ya çok şey fark ettim sanki gibi geliyor ama her videoda bir şey daha fark ediyor olmak ve her anda aslında o kadar muazzam ki bu video ve bu gece de onlara katkı oldu. Bir de sanki size de oluyor mu bu bilmiyorum, ilahi sistemle de bir iletişim halinde ise insan, bir sorusuna bir sokağın ismiyle, bir çiçeğin gülümsemesiyle ya da işte yaptığı videoda aldığı bir cevapla yanıt buluyor. Çok enteresan. Sanki benim kanalda yapmış olduğum her bir video tam böyle tam bir şey ararken bir noktaya dokunuyor gibi, ya da ben ufaktan biraz çıldırıyor da olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Çok samimi kalbimden geçenleri söylüyorum size. Ama çok şükran dolayım. İşin esprisi bir tarafa. Çok teşekkür ederim. Her birinize orada olduğunuz için. Çünkü bu muazzam yolculuğun, yani hayatımın son 2 yılının nereden nereye geldiğini içimde ve dışımda ve nereye gideceğini hiç bilmiyorum tabii bu arada. Anlatmak için böyle dakikalar falan yetmez. Zaten ifade edebilmem de çok zor. Hala içindeyim çünkü. Biraz daha dışına çıkmak gerekiyor daha net ifade edebilmek için. Ama siz orada olduğunuz için mümkün. Birlikte yürüyor olabilmek muazzam. Her videoyu böyle bitirmeden edemiyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Sanki eksik kalacakmış. Hani bir şeyi eksik bırakacakmışım gibi. O yüzden büyük şükran, büyük şükürle yine bitirmek istiyorum. İyi ki oradasınız. İyi ki Yüce Rabbim. Bugüne kadar, yani 40 yaşıma kadar bir dünya şeyi oldurmadı ve iyi ki buradayız şimdi. Çok teşekkür ederim. Allah'ıma da sizlere de çok teşekkür ederim. Ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. Bildirim zilini açın ki videolar yayınlanır yayınlanmaz haberiniz olsun. Bu video ve bütün yeni videolar genelde hafta sonunda İlkay Boralı YouTube kanalında paylaşılmış oluyor. Ama bildirim zilini açarsanız anında sıcak sıcak haberiniz olmuş olur. İkinci kanalımız İlkay TV. Hemen bir link bırakıyorum. Orada yeni projelerle yakında sürprizlerle karşınızda olmayı umut ediyorum. Çalışıyoruz bir taraftan. İlkay TV'yi yalnız bırakmayın. İkinci kanalımızı. Katıl özelliğiyle İlkay Boralı YouTube kanalını ayrıca destekleyen takipçilerim var. Ne diyeyim? Sarılıyorum her birinize. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.